Sayın Doğan. Teşekkürler Sayın Başkan. Ülkemizde parlamento tarafından bakanların bireysel veya topluca siyasi sorumluluğunu ortaya koyabilecek tek araç genç sorumluluğudur. 1876 Kanuni Esasi ve Meclis-i Mebusan Nizamname dairesinden bu yana mevzuatımızda yer alan genç soru kurumu zaman içerisinde uygulamada yaşanan aksaklıkları giderici mahiyette değişikliklere uğrayarak günümüzdeki haline ulaşmıştır. Anayasa ve üç tüzükte işleyişi ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olmasına karşın diğer bilgi edinme ve denetim araçlarından farklı olarak genç sorunun tanımına yer verilmemiştir. Öz buduna göre genç soru milletvekillerinin hükümetten veya sadece bir bakandan genel bir görüşme ve bunun sonucunda hükümetin veya ilgili bakanın siyasal sorumluluğunu doğuracak bir karara neden olacak şekilde sözlü açıklama talep etmesidir. Mevcut görevde bulunan başbakan bir veya birkaç bakan hakkında izledikleri politika, bakanlığın faaliyet ve işlemleri söz konusu edilerek iddiaların genişçe tartışılmasına imkan veren ve sonuçta hedefteki hükümet üyesinin düşürülmesine kadar varabilen bir denetim mekanizmasıdır. İzlediği politikadan, eylem ve işlemlerinden rahatsız olunan bir hükümet, üyesi hakkında bazı bilgi ve belgeler edinilmişse bu durumun tartışmaya açılması genç soru yoluyla olabilmektedir. Gündeme getirilmek istenen konuların suç niteliğindeki faaliyetler olması gerekli değildir. Yeterli performans sergileyemediği alanında başarılı olmadığı gibi iddialarla da bir bakan hakkında genç soru önergesi verilebilir. Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi, hükümetin rahat çalışması, sürekli olarak genç soru baskısı altında kalmaması için anayasa genç soru yolunun işletilmesinde kesin belirli kısa süreler öngörerek bir an önce sonuçlandırılmasını amaçlamıştır. Sonuçları itibariyle parlamenter hükümet sisteminin en etkili denetim aracı genç sorudur. Yürütme organının güçlü bir parlamenter desteğe sahip olduğu tek parti iktidarı dönemlerinde genç soru önergelerinin etkinliği ortadan kalktığı gibi önerge sayısı da ciddi bir biçimde düşmektedir. Genç soru önergeleri verildiği konuda ilgili bakanın ve hükümetin siyasal açıdan kendi kendisini değerlendirmesi için bir fırsattır. Önergelerde dile getirilen konuların bakan ve hükümet tarafından değerlendirilmesi olası daha büyük siyasal sıkıntıların ortaya çıkmasını engelleyebilecek, özellikle siyasal istikrarsızlığın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde istikrarsızlığın daha da derinleşmesini önleyebilmektedir. Muhalefetin, hükümetin sorumluluğunun ortaya konulmasında üstlendiği rol önemlidir. Çünkü parti disiplini ve dayanışması, iktidar partisi milletvekillerinin kendi hükümetleri üzerinde etkili bir denetim yapabilmelerini engeller. Ayrıca siyasal partiler, benzer siyasal fikirlere sahip milletvekillerine sahiptir. Aynı siyasal partiler, benzer siyasal fikirlere sahip milletvekillerine sahip olabilecekleri gibi, aynı siyasal partinin parlamento çatısı altında faaliyet gösteren üyelerinin, bu siyasal partinin hükümeti oluşturan üyelerini genel siyasetin yerine getirmesi sırasında izlenen yolun ve yöntemlerin siyasal açıdan sorumluluk doğurduğu gerekçesiyle denetlemesi görüş birliğinden kaynaklı olarak çoğunlukla olası değildir. Bu durumda denetim araçlarının fiilen kullanılması görevi muhalefet partisine mensup milletvekillerine düşmektedir. Bununla birlikte toplumun çoğunluğunun desteklediği dış politika, korunmaya muhtaç gruplar ve benzeri gibi konularda parlamentoda genç soru önergesinin görüşülmesinin kabul edilmesi, denetim görevinin yerine getirilmesinde olduğu kadar iktidar partisinin alternatif görüşler doğrultusunda politikasında değişiklik yapabilmesi ve parlamentonun etkinliğinin artırılmasında da yararlı olabilecektir. Soru hükümetin görev alanı ile ilgili açık ve belli bir konuda bir milletvekilinin başbakanla ilgili bakandan bir önerge ile bilgi istemesidir. Soru yolu ile milletvekilleri mesafe alınmayan, gelişme kaydedilmeyen, yerel belli bir kesime ait veya ulusal, sosyal talep ve beklentileri ilgili bakanlara ulaştırmakta çözüm üretmeyen sorunları sorgulayabilmektedir. Bu nedenle bir sorunun birinci dereceden muhatabı olan sorumlusuna, yani ilgili bakana ve cevabı hazırlayacak bürokrasiye hatırlatılması isteniyorsa, soru önergesi konusu yapılması pratik bir yol ola gelmiştir. Konunun birinci dereceye
yetkilisi ve sorumlusu olan ilgili bakan ağızdan alınan cevap, hükümetin yaklaşımını gösteren önemli bir belgedir. Soru sormada amaç sadece bilgi edinmek olmayabilir. Milletvekilleri bir konuda yanlışlık yapıldığını düşünüyorlarsa, bu yanlışlığın gündeme getirilerek tartışılmasını sağlamak için de soru sorabilmektedir. Böylece soru yolu kullanılarak yanlışlıkların ayıklanması sağlanabilmektedir. Sözlü soru önergeleriyle bir bakanlık tarafından yapılan yanlışlıkların tartışılması önemli bir denge ve denetleme mekanizması işlevi görebilmektedir. Diğer taraftan hükümet üyeleri soru mekanizmasıyla icraatlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından izlendiğini, denetlendiğini ve olumsuz sonuçlardan kendilerinin sorumlu tutulacağını düşünerek daha dikkatli davranmaya yönelebilirler. Örneğin herhangi bir il veya ilçedeki okul binasının depreme dayanıklılığı konusunda endişesi olan bir milletvekili bu sorunu bir soru önergesine dönüştürerek ilgili bakana sorabilmektedir. Bu konuda verilecek cevap ileride bir olumsuzluk olduğunda bakanın siyasi ve hatta cezai sorumluluğunu gerektireceğinden soru sorulan konuda bakanın gerekiyorsa bir önlem almasını da sağlamış bulunmaktadır. Yazılı soru önergelerinin cevaplanma süreci bu kadar net olarak belirlenmiş olmalarına rağmen çoğu yazılı soru önergesine zamanında cevap verilmediği, bu sürecin aylarca uzatıldığı ve yazılı sorulara cevap verilmediğine de çoğunlukla rastlamaktayız. Genellikle her yasama döneminde salı ve çarşamba günleri birleşimin başında birer saat sözlü soruların görüşülmesi kararlaştırılmaktadır. Ancak uygulamada alınan kararlarla sözlü sorular için ayrılan bu sürelerde kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşüldüğüne sıkça rastlanmaktadır. Ancak yine de sözlü soru önergelerinin işlevselliği nispeten daha iyi sonuçlar vermektedir. En azından sözlü soruları ilgili bakan genel kurulda cevaplandığında hem milletvekillerinin bilgilenmesi ayrıca da Meclis TV'nin izlenebiliyor olması ve tutanaklardan bu cevapların okunabilmesi bu anlamda sözlü önergelerin işlevselliği ve önemi açısından çok önemlidir. Şimdi duruma baktığımızda özellikle genel görüşme ile ilgili olarak devlet faaliyetlerinin bu genel görüşmelerden çıkarılmış olduğunu görmekteyiz. Ancak son olarak verilmiş olan bir önergede de bu eksiklik giderilmiştir. Bizce yapılan bu değişikliğin fazla bir anlamı yoktur. Bir makyajdır. Var olan bir ibarenin çıkarılarak tekrar konması meclisin işlevselliği açısından fazla önem arz etmeyen bu durumdur. Şimdi sonuca gelecek olursak meclisin en önemli denetleme ve bilgi edinme mekanizmalarından olan gen soru, meclis soruşturması, sözlü soru önergesi gibi önemli denge ve denetleme mekanizmalarının bu şekilde yapılan bu teklifle ortadan kaldırılması meclisin denetleme fonksiyonlarını önemli ölçüde azaltacaktır. Dolayısıyla meclisin yasama organı olarak işlevselliğini de önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bu açıdan yapılan bu değişikliğin parlamentonun yasama organının etkinliği ve işlevselliği açısından çok olumsuz sonuçlara sebebiyet vereceğini söyleyebiliriz. Zaten getirilmiş olan bu düzenleme aslında iktidar partisi de hükümet de bunun aslında bir başkanlık sistemi olduğunu vurgulayacaktır. Bütün yetkilerin Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacağı böyle bir sistemde parlamentonun meclisin bu şekilde denetleme ve en önemli denetleme mekanizmalarından yoksun bırakılması parlamentonun ve halkın iradesinin tecelli etmesi açısından büyük noksanlıklar yaratacaktır diye düşünüyor. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2/1504 esas numaralı kanun teklifinin 6. maddesi üzerindeki görüşmeler neticesinde konu açıklığa kavuşmuş olduğundan maddenin oylamasına geçirmesini arz ve teklif ederiz. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaz Tekin. Gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe, bir konu üzerindeki görüşmelerin ila nihaya devam etmesi mümkün değildir.
Ayrıca görüşülen konunun da vuzuğa kavuşması nedeniyle iş düzüğünün 26. maddesi gereğince iş bu değişiklik önergesi verilmiştir. Değerli arkadaşlar, önergeyi kifayet müzakere önergesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kifayet müzakere önergesi kabul edilmiştir. Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz maddeden sonra bir önerge vermiştik. Önergeyi sizlere dağıtmıştık. Değişen önergeye göre de konuşmalar yapılmıştı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçiyorum. 7. maddeye geçiyorum. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Madde 7. 2709 sayılı kanunun 98. maddesi hakkında şekilde değişiyor. Ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. Madde 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir. Milletvekilleri yazılı soru sorabilir. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, maddeyi okuttuk. Maddede bir önerge var. Sayın Başkan, maddeyi okuttunuz. Arkadaşlar, madde anlaşılmıyor ve önergeler anlaşılmıyor deniyor. Lütfen sessizlik olursa. Ya Sayın Başkan, bir söz verir misiniz? Okuyorum. Sayın Başkan. Başoğlu okuyun lütfen. Madde 7. madde 7. 2709 sayılı kanunun 101. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sayın Başkan. Adaylık ve seçimi. Madde 101. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçim yeterliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100.000 seçmen aday gösterilebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların saç çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış 2 aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama boşalan adayların birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların saç çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde mevcut Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Değerli arkadaşlar, teklif ettiğimiz maddeyi okuttuk. Ancak Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun siyasi geleceğiyle ilgili bahsettiği bir kısım kaygılarından dolayı teklif ettiğimiz madde üzerinde bir değişiklik önergesi var. Bu manada ben Hakan Çavuşoğlu arkadaşımız adına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle sizin talepleriniz doğrultusunda biz bir önerge hazırladık diyorum. Şöyle arkadaşlar, isterseniz önergeyi de okutayım, onu da dağıtayım. Evet. İkisini birlikte müzakereye açıyorum. Sayın Başkan. Şimdi değişiklik önergesini de okutuyorum. Onu da komisyonu arkadaşlara dağıtacağım. Müzakereye öyle açacağım. Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2/1504 esas sayılı kanun teklifinin çerçeve 7. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2709 sayılı kanunun
101. maddesinin 1. fıkrasında yer alan doğuştan Türk vatandaşı olanlar ibaresinin Türk vatandaşları şeklinde değiştirilmesini, 6. fıkrasında aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve 7. fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Murat Alparslan, Ankara Milletvekili, İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Milletvekili, Markar Eseyan, İstanbul Milletvekili, oylamada adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için aranması öngörülen doğuştan Türk vatandaşı olma şartı Türk vatandaşlığı olarak değiştirilmektedir. Ayrıca tek adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması durumunda uygulamada doğabilecek tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı seçiminin yenileneceğine ilişkin hüküm eklenmesi öngörülmektedir. Bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi yapılmayacak, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenecektir. Öte yandan seçimlerin tamamlanamaması durumunda mevcut Cumhurbaşkanının yenisi göreve başlayıncaya kadar görevine devam edeceğine açıklık getirilmektedir. Evet değerli arkadaşlar, madde teklifimizi okuttum. Başka da bir önerge olmadığı için önergeyi de okuttum ki konuşmalarda bir anlam bütünlüğü olmuş olsun diye. Burada amacımız pratik, hızlı hareket etmektir. Şimdi bu kanun maddesi biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Hakan Çavuşoğlu'yla doğrudan ilgili olduğu için söz istiyorum. Sayın Başkan söz vermezsen tamam. Gerçekten bak bu sefer tamam. İçimden çıkacak. Söz vereceğim. Hakan Bey teşekkür kısmında konuşacakmış. Sayın Özgür bir saniye. En özel. Sayın Başkan saygılar sunuyorum. Size şahsınıza ve üstlenmiş olduğunuz göreve saygılı davranmak hepimizin görevi. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir komisyonu ve şu an üstlendiği görev itibarıyla son derece kritik bir durumda. Biz bunun Türkiye açısından bir felaket üreteceğini iddia ediyoruz. Siz de bunun Türkiye açısından çok doğru bir iş olduğunu iddia ediyorsunuz. Sayın Başkan size hitap ediyorum. Ben size hitaben bir değerlendirme yapıyorum burada. Ve son derece haksız bir şey yaptığınız için de çok ciddi şekilde tepkiliyim. Ama bu komisyonda sinirlerin gerilmesini hangi taraftan olursa olsun arkadaşlardan bir tanesinin sesini yükseltmesi, diğerinin cevap vermesi, ayağa kalkma, üste yürüme, kürsüye doğru gitme, bu kadar önemli bir makamın anayasa komisyonu başkanlık kürsüsünün iktidar partisi milletvekilleri tarafından bedenen savunulma ihtiyacının hissedilmesi bu parlamentoyu da Türkiye'yi de utandırır. Bunu bilin, bunu bilelim. Parlamento konuşulan yerdir. Parlamentoda söz haklarının kısıtlanmaması esastır. Özellikle parlamentolarda grup başkan vekillerinin, hükümet temsilcilerinin ve parlamentoda grup sözcülerinin iç düzükte yazan ve yazmayan hakları vardır. Bu hakların kullanımı hem usul yönünden, hem işleyiş yönünden, içerik yönünden parlamentonun sağlıklı yasama yapma açısından olmazsa olmazdır. Bu komisyonda defalarca sinirler gerildiğinde, yükseldiğinde buradan dışarıya bizi de sizi de utandıracak görüntülerin yansımaması için üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Ama siz geçen maddede ve bu maddede de yaptığınız mesele son derece yanlış bir uygulama. Öncelikle kifai müzakere ile ilgili sıkıntıları dile getirmeden önce şunu söyleyeceğim. Hepimiz çeşitli komisyonlarda görev yapan kişileriz. Hepimiz parlamento hukukunu az ya da çok biliyoruz. Ama bizi buraya görevlendirmiş halk iradesi, milli irade bir milletvekilinin, bir komisyon sözcüsünün, bir komisyon başkanının ya da ona başkana
vekalet eden kişinin hiç değilse yanındaki uzmanların da katkısıyla ve üstlendiği görevin öneminin farkında olarak belli bir düzeyde iç düzeye bu parlamentonun iç hukukuna uygun davranma ve kaliteli yasama yapma noktasındaki sorumluluğunu yerine getirmesini bekler. Bu ön kabuldür. Olmazsa olmaz şarttır. Bir madde üzerinde müzakereler sürerken kifayetli müzakere önergesi verilmiş olsa da usul hakkında söz istendiğinde usul esastan önce gelir deyip dönüp o sözü vermeniz lazım, vermediniz. Döndünüz maddeyi oynadınız. Döndünüz önergeyi okuttunuz. Döndünüz maddeyi bir daha oynadınız. Oysa yaptığınız iş baştan aşağı yanlış. Şimdi aynı yanlışın içindesiniz. Diyorsunuz ki önce maddeyi okuttum. Eyvallah. Sonra önergeyi okutuyorsunuz. Söz talebimize rağmen. Sonra bir başka önergeyi okutuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hep beraber üzerinde konuşsun arkadaşlar, pratik olsun. Anayasa hukukunda, parlamento iş düzüğünde ve dünyadaki örneklerde çeşitli yasama yöntem ve biçimleri vardır. Pratik parlamento görüşmesi diye bir şey yok. Pratik komisyon görüşmesi yok. Usul şudur. Madde okutulur. Madde müzakereye açılır. Madde müzakereleri öncesinde ya da sırasında verilmiş önergeler fotokopi olarak gruplara dağıtılır. Madde müzakereleri bittikten sonra çok da ciddi bir klişedir. Şöyle der, yanınızdaki yasama uzmanı öyle bir not uzatabilir size. O katkı da son derece meşrudur, haklıdır. Notta şöyle yazar. Madde izliği üzerinde müzakereler tamamlandı. Şimdi madde üzerinde önergeler var. Önergeleri geliş sırasına göre okutup aykırılık sırasına göre işleme alıyor. Bunu size hatırlatmaktan utanç duyuyorum, üzüntü duyuyorum Sayın Başkan. Madde üzerindeki görüşmeler tamamlandığından madde hakkında gruplar tarafından verilmiş önergeleri geliş sırasına göre okutup aykırılık sırasına göre işleme alıyor. Bunu bu salondaki herkes bilir ki eğer örneğin en aykırı önerge kabul edilirse ondan az aykırı önergeler düşer. Şöyle bir yasama yöntemi yoktur Sayın Başkan. Şöyle bir müzakere yöntemi yoktur. Ben bütün önergeleri bir torba halinde ortaya attım. Yer sofrası gibi. Etrafına dizilin. Yiyen buradan yesin, yemeyen buradan yesin, istemeyen buna dokunmasın. En sonunda biz toptan bir oylama yapacağız ve istediğimiz gibi bir şey geçireceğiz. Bu şişahtanmışlıktan kaynaklanıyor. Buradaki komisyondaki iradenin komisyon dışından yönlendirilmesinden kaynaklanıyor. Bu masanın etrafında hangi partiden olursa olsun sayın milletvekillerinin aklını, karar verme yeteneklerini yok saymaktan, küçük görmekten kaynaklanıyor. Şundan, verilen görevin ne olduğunun farkında olmamaktan kaynaklanıyor Sayın Başkan. Bu madde var. Bu madde belli miktarda müzakere edilir. O sırada çeşitli önergeler, mesela ortaya attığınız iki önergeden daha aykırı bir önerge gelebilir. Geliş sırası sondadır, öyle okutursunuz ama öncelikle işleme alırsınız. O önergenin örneğin komisyon üyesi Sayın Mustafa Köse tarafından ya da komisyon üyesi Cengiz Aydoğdu'nun imzasıyla verilecek bir en aykırı önergenin öncelikle görüşülme, o önerge kabul edilirse diğer önergelerin iptal edilme ihtimalini sıfır gördüğünüz ortada. Yaptığınız riyaset makamının ortaya koyduğu davranış biçimiyle. Diyorsunuz ki, tırnak içinde söylüyorum ve Cengiz Bey'in kusura bakmaması niyetiyle söylüyorum. Cengiz abi, kafanızda şu var. Bu metni okuyup kendine göre bir önerge veremez. Verse de yaptığı konuşmada önergesi hakkında kimseyi ikna edemez. Etse de kimse bu önergeyle ilgili serbest vicdanıyla karar verip örneğin en aykırı önerge bunun bu madde metninden çıkarılmasını yapamaz. Kişi hakkındaki, yani Cengiz Aydoğdu dediğim bir örnek, muhalefet de olsa iktidar da olsa ortaya koyduğunuz bakış açısı bu. Maalesef askeriyede kurallar kanla yazılmıştır diye bir laf var. Burada da kurallar tecrübeyle, demokrasiyle, geçmiş yaşanmışlıklarla ve
içtihatlarla oluşmuştur. Ki bu kural kaleme de alınmış bir kuraldır. Parlamentonun en yaygın uygulamasıdır. Ve her bir milletvekilinin teker teker özgür iradesiyle yasama faaliyetine katıldığı, katkı yapabileceği, onun sonucunda da bu konuda karar verilebileceğini kabul ederek yapılır. Önerge vermek, önerge üzerinde konuşmak, onun öncelikle oylanmasını talep etmek dışında pratik olsun, hepsini ortaya yapalım, konuşur oylayalım. Bu tam da meseleyi anlamamak ve açıkçası bugünkü durumunuz açısından bir suçüstü halidir. 4+4+4'te bir önerge hakkında izahat istedik. Dönemin grup başkan vekili döndü ve samimiyetle şunu söyledi. Ya izahatın yeterli olmadığının biz de farkındayız. Gerekçe de düzgün yazılmamış ama abi kim hazırladıysa dedim önergeyi. Altında da imzası var. Çıksın 5 dakika izah etsin. Çok da basit bir şey söylüyordum ha. Çok basit. %100'ü temsil etmesi gereken, %100 için yapılan bir kanuna, kanun metninde bu ülkede çok farklı dinlerden, inanç gruplarından azınlıkta da olsalar sayıları insanlar var. Onları rencide etmemek için kanuna sevgili peygamberimiz yazmak doğru bir yaklaşım olmaz. İncitici olabilir. Bununla ilgili bir başka, bu kadar basit bir şey. Herkes de hak verdi sonradan. Hala daha da hak veriyor. Ama sıkıntı şuydu. Bana Sayın Grup Başkan Vekili o gün dedi ki ya kusura bakma ama bunu değiştiremeyeceğiz. Parlamento dışı kaynaklarda hazırlandı bu önerge. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu komisyona bunu bakın yapıyorsanız bile dünyaya ve tarihe bunu hissettirmeyin kardeşim. Yaptığınızı biliyoruz. Yanlış yaptığınızı da düşünüyoruz. Bunun maalesef bizim tarafımızdan yeterince belki deşifre edilemediğini de görüyoruz. Ama artık her işin bir usulü, bir adabı, her davranışın bir vicdanı, onun da dışarıda bir yansıması var. Buraya milletvekillerini bu hale getiremezsiniz bu yöntemle, bu yasama şekliyle. Gelelim esas başta söz verseydiniz yapacağım konuya ve eleştiriye. Kifayeti müzakere. Şimdi parlamentolardan asıl olan son düşünce ifade edilene kadar herkesin ve sınırsız konuşmasıdır. Ama bugünkü yaşam pratiği ve bugün geldiğimiz nokta bunu yöneten siz de olsanız biz de olsak her isteyenin istediği süre ve istediği sayıda her maddede konuşmasını olanaklı kılmıyor. Bu noktada aynı kimyadaki gibi kimya maksimum düzensizliğe eğilim haliyle minimum enerjili duruma eğilim halinin denge noktasına kimya diyoruz. Burada da yeterince müzakere edilecek, her fikir dile getirilecek, o konuda söylenecek tüm sözlerin en azından özleri ifade edilmiş olacak kadar çok ama asla ve asla herhangi bir değişikliğin yapılmasına izin vermeyecek ölçüde engellemeye teslim olmayacak kadar da belli bir sürede müzakere yapılması gerekiyor. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bütün dünya parlamentolarında obstrüksiyon diye, yani engelleme diye bir hak var. Engelleme hakkı çeşitli yöntemlerle, çok sayıda önerge vererek, kürsüye çıkan hatibin filibuster uygulamasıyla gücünün yettiği kadar konuşması ya da çeşitli yöntemlerle uygulanabiliyor. Bu bir hak. Bu kaba kuvvetle ya da verilmiş yetkilerin suistimal edilerek engellenebileceği anlamına gelmiyor. Bugün geldiğimiz noktada dünya parlamentoları bu konuya iki tür çözüm bulmuşlar. İki tür. Çözümlerden bir tanesi konuşmacının süresini sınırlamak, bir diğeri konuşmacının sayısını sınırlamak. Bir üçüncü yöntem yok. Siz yöntem olarak burada konuşmacının süresini sınırlayacaksanız o bir tercihtir. Konuşmacının sayısını sınırlayamazsınız.
bizim parlamentomuzun da yaygın olarak tercih ettiği komisyon çalışma yöntemi budur. İç düzeye aykırı olmasına rağmen yerleşmiş bazı uygulamalar da vardır. Komisyon üyelerinin öncelikle söz alması, komisyon üyelerinin daha çok süre kullanması. Bu iktidarıyla muhalefetiyle mütabakata varmış ve yazılmamış bir kurala dönüştüğü komisyonlar vardır. Örneğin plan bütçe komisyonu. Bu bir yöntemdir ve süre sınırı vardır ama konuşmacı sayı sınırı yok. Bir diğer yöntem 1920'den 1960'a kadar uygulanmış konuşmacının sayısının sınırlanmadığı, pardon süresinin sınırlanmadığı ama sayısının sınırlandığı uygulamadır. Bu uygulamada kifayeti müzakere önergesi meşru bir önergedir. Belli kuralları vardır. Sayın Özel, toparlayalım. Sayın Başkan, burada zaten bitmek üzere ama şu toparlama çağrınız bile baştan beri söylediğim meselenin ruhuna ilişkin yaptığım, hiç de başka bir amacı olmadığını sizin de bildiğiniz bir konuda kapalı olduğunuz ve baştan beri yaptığım eleştirileri haklı gösteren bir yaklaşım. Neyse, sonlandıralım. Eğer konuşmacının süresi sınırlı değilse mecbur sayısını sınırlayacaksınız. Sayısını baştan sınırlayamadığınız için genel kurulla ilgili bu tip sınırlamalar vardır. Konuşmacının sayısını sınırlamanın yolu müzakerelerin yeterliliği önergesidir. Bu önergenin İki tane esası var. Örneğin 1924 sonrası şöyle uygulanmış. Bir konuda lehte ve aleyhte düşünenlerden en az 6'şer kişi konuşmadan kifayeti müzakere önergesi verilmiyordu. Verildiğinde de en az 2 hatibe talepleri durumunda bu önergenin lehinde ve aleyhinde konuşma hakkı veriliyordu. Dünyanın hiçbir parlamentosunda makul müzakere olmadan kifayeti müzakere önergesi verilmez. Bu söz talep eden kişi sayısına ve meselenin önemine göre kararlaştırılır. Ama yapılmayan bir tek şey vardır. Kifayeti müzakere önergesinin lehinde ve aleyhinde en az birer kişiye söz vermeden bu önergeyi oya sunamazsınız. Yaparsanız olur mu olur. İlk örnek olur. Yaparsınız utandırırsınız. Yaparsınız kötü örnek olur. Yaparsınız riyaset makamının, başkanlık makamının yetkiyi kötüye kullanımı olur. Çoğunluğun azınlık üzerinde sadece çoğunluğuna dayanarak tahakküm kurması olur. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir işi yapacaksanız usulüne göre yapmanız lazım. O da şu. Anayasa değiştiriyoruz. Partimiz ve pek çok siyasi parti meselenin önemine ilişkin gerekirse yılbaşı gecesi çalışalım demiş. Biz önerge verdik bu konuda. Bugün paşaya kelleyi düştürmüyoruz. Bugün yapmaya çalıştığımız işin az konuşulmanın hiçbir pratik izahı yok. Madde üzerinde ben dersem ki size 150 arkadaşım konuşana kadar ve sınırsız. Evet ama şu anda ben daha 3 hatip konuşturmuşum madde üzerinde. Usul hakkında alınan, işte geçmişte yaşanan bir acı olayın yıl dönümü olması ile ilgili alınan sözler hariç 3 hatip konuşturmuşum. Şu ana kadar madde üzerinde komisyon üyesi usul hakkında konuşmuş ama maddeye girmiş, onu da öyle sayalım. 1 tane komisyon üyem konuşmuş, 5 tane anayasa komisyonu üyem fikrini dile getirememiş. Önerge verilmiş, önergeleri torba kanun gibi işte sizin icat ettiğiniz pratik müzakere yöntemiyle torba halde ve çorba halde konuşulmuş, görüşülmüş. Bu da bu yaklaşım kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Bir de tarihe not düşmek açısından 2 kez niyetlendim. Sayın Mehmet Barsak salonda yoktu. İlk günkü konuşma listesi elimizde. Sizde de var, bizde de var. Konuşma listesinde geneli üzerinde konuşmalarda kifayeti müzakere önergesini verdiğiniz noktada Mehmet Barsan konuşma talebi yok, söz talebi yok. Bakın şöyle bir işe kalkıştınız o gün. Bu işi bitirmeye karar verdiniz. Sonra Mehmet Bey'e uyarıda bulundunuz.
Mehmet Bey geneli üzerinde konuşmamış olmasın diye, bakın bu bir nezaket kendi içinizde ama bu bütün içinde, bu oda içinde büyük bir nezaketsizlik. Ve Mehmet Bey konuşmayı düşündüğü süreden önde söz alıyor. Kendisine söz veriyorsunuz geneli üzerinde ve Mehmet Bey sözünü bitirdikten bir konuşmacı veya iki konuşmacı sonra kifayeti müzakere önergesiyle bu işi kesiyorsunuz. Oysa diğer partilerin daha birer tane komisyon üyesi konuşmuşken bu yaptığınız işin ruhuna uygun olabilir. Kendi aranızda tanımladığınız yeni hukuk alanına uygun olabilir. Ama bu parlamentonun, bu komisyonun davranışına uygun bir şey değil. Ha şunu söyleyin. Sayın Özel, lütfen toparlayın. Toparlıyorum. Şunu söyleyin. Deyin ki Sayın Mehmet Barsak grup başkan vekili yok. Grup başkan vekili gibi söz alabilmeli, bence öyle. Burada grup başkan vekili olması önemli bir şeydir. Ama yoksa grup başkan vekili grubunun sözcüsüdür. Söz talep ettiğinde kendisine mevkidaşlarıyla bir sıra dahilinde söz verilmelidir. Bu da olur. Ama Mehmet Bey'e biz kifayeti müzakere vereceğiz. İsterseniz konuşun. Sonra biz bu işi yapalım. Hoşluğu doğru bir hoşluk değil. Doğru bir yaklaşım değil. Ben burada Mehmet Barsak'ı eleştirmem. Burada sizin yönetim anlayışınızı eleştiririm. Şimdi geldiğimiz noktada ya süre ya sayı sınırlanacak. Genel şöyle bir uygulama oturtmaya çalışmayın. Bakın şu doğru. Doğrusu bu komisyonun. Komisyon üyelerinin daha uzun ve istediklerindeki onu uyguluyoruz. Öncelikle diğer arkadaşlarımızın bir makul dahilinde sözlerini tamamlaması. Bu makule bir dakika koymadık. Bir süre koymadık. Bu konuda arkadaşlarımız dün 15 dakika konuşurken bugün siz 8. dakikada uyarıp 10. dakikadan sonra sık uyarılarla insicam bozarsanız bu hatiplerimize haksızlık olur. Biz de burada oturan grup başkan vekilleri olarak görevimizi yerine getirememiş oluruz. Bakın konuşmacının sayısını sınırladığınıza göre esasen süresini sınırlayamazsınız. Eğer süreyi sınırlayacaksanız isteyen bütün arkadaşlarımızın söz talebi gerçekleşene kadar konuşmalarına izin vermeniz lazım. Hem sayıyı sınırlar, kifayet Sayın müzakere... Sayın Özel, cevap haklarımı kullanayım. Elbette kullanacaksınız Sayın Başkan. Hem süreyi sınırlar, bir de bunu 8. dakikadan başlatıp her bir dakikada sözle taciz ederek insicamı boz, hangi partiden olursa olsun, demin çok hoşuma giden bir şey oldu. Halkların Demokratik Partisi'nden birisi, AKP'li üyenin sözünün sürekli kesilerek insicamının bozulmasına itiraz etti. Bu olgunluğu bu parlamento, bu komisyon yapabilmeli. Sizin bir arkadaşınız olmadık bir lafı atmaya başladığında ona bizim müdahale etmemizi beklemeyip sizi yapmanız lazım. Aynı şeyi biz de yapmaya çalışıyoruz. Bizden birisinin sözünü siz kesiyorken şuradan bir arkadaş, ya başkan insicamını bozma deşe. Burada gerginlikler, sıkıntılar o bu kadar ortaya çıkmaz. Sizden özel bir ricam var, özel bir isteğim var. Gerilim arttığı anda partinin grup başkan vekilleri, sözcüleri devreye girip görev yapıyor. Bu ana kadar verilen her kifayeti müzakere önergesinden sonra tartışma çıktı. Geldik bu tartışmaları çözmeye çalıştık. Şimdi bir önerge verilmiş. Bu biraz önce yaptığım teknik konuşmamı yapmak için söz istiyorum. Bir grup başkan vekili söz istemiş. Ayağa kalkmış. Siz yanınızdaki arkadaşa, arkadaşımıza diyorsunuz ki devam. O da okuyor. Ben söz talep ederken. Şimdi ben ya bağırmaya devam edeceğim ya daha önce defalarca yaşandı kötüdür oraya doğru yürüyeceğim. Bazı arkadaşlar engel olmaya çalışacak. Bilmem ne olacak. Bunlara hep yönetimin aceleci ve oldu bittici tavrı sebebiyet veriyor. Bırakın grup başkan vekili bu konuşmanın 6 dakikasıydı o. Geri kalanı hep bu lüzumsuz yönetimdeki acelecilik, zorlama ve zorbalığa varan davranış biçiminden kaynaklanıyor. Sayın Şentop'a da söyledim. Sizden de iyi bir iletişim içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar buradan Türkiye'ye bu kadar şehit gelirken, bu kadar patlamalar olurken, bu kadar acılar yaşanırken 2016 kimsenin hatırlamak istemediği bir yıla dönüşmüşken
ülkeye buradan hazmedilmeyecek, hoşa gitmeyecek görüntüler servis edilmesin istiyoruz. Bunun yolu kifayetli müzakere önergesinin herkesin makul karşıladığı bir sürede verilmesi, öyle değilse üzerinde mutlaka müzakere açılması, lehte aleyhte birer ikişer sözden sonra oylanmasıdır. Bunu yaparsanız hiç olmazsa şekil şartlar sağlanır. Biz geçtiğimiz oldu bittiyle bitirdiğiniz işte eski yedişinde altıncı maddedeki davranışınızı kabul etmiyoruz. O kadar az konuşmacı kendini ifade edebilmişken müzakerenin yeterli görülmesini doğru bulmuyoruz. Son olarak ifade ediyorum. Önce madde görüşmesi, sonra en aykırı önerge, sonra diğer önergeler aykırılık sırasına göre ayrı ayrı oylama. Bunu yapmazsanız, bunu yapmadığınız zaman siz adına pratik demiş olsanız da yaptığınız iş iç düzeye aykırı, anayasaya aykırı ve demokrasi bilincine aykırı, yüzyıllardır oluşturulan parlamento kültürüne, yasama kültürüne aykırı iş olur. Bu tip aykırılıklar zaman aşar. Bu tip aykırılıklar mekan aşar. Burada dört duvarın arkasında yaptım, çoğunluk bende diye olmaz. Attığınız her adım bu parlamentonun tarihini yazan kitaplara geçiyor. Hiç gidiyor musunuz bilmiyorum. Son olarak onu söyleyeyim. Bu parlamentonun kütüphanesine anayasa hukuku profesörleri, hocaları, öğrencileri, doktora için gelenler, araştırma için gelenler nelere nelere bakıyorlar. Karşılaştırmalı hukuk, karşılaştırmalı anayasa tarihi, Şentop'un uzmanlığı. Karşılaştırma, onunki hukuk tarihi, karşılaştırmalı anayasa tarihi dersleri var. Ve sizin burada yaptığınız bir önerge, yaptığınız bir işlem kötü yasama uygulaması olarak konuyor. Karşısına İngiliz parlamentosunun, Amerikan parlamentosunun, Fransız parlamentosunun doğru uygulamaları konuyor. Onun yerine şunu bilin, bu salonda oturan herkes İngiltere-Türkiye maçında Türk futbolcunun iyi top oynamasını ve maçı kazanmasını istiyor. Aşkın zamanlı mekan aşan işler yaparken, yasama gibi bir iş yapıyorken şunu bilin, biz sizin Fransız parlamentosundaki doğru uygulamayı bir tarafa, Türkiye parlamentosundaki kötü uygulamanın bir tarafa yazıldığı bir çizelgeyi hayata geçirmenizi istemeyiz. Ben nasıl milli takımda Saffet Sancaklı gol attığında bu salonun hepsi ayağa kalktıysa, burası da hem de çok sizin fazlalıkla vurguladığınız milli milli bir iş yapıyorsanız eğer, Türkiye'yi bütün dünyada mahcup edecek uygulamalara imza atmayın. Bu uygulamalar zamanı ve mekanı aşıyor, tarihe kalıyor. 17 yıl sonra belki bugün doğmuş bir tane öğrenci 18 yıl sonra hukuk fakültesi 1. sınıfta ödev yapmak için geldiğinde bu uygulamadan utanmasın. Buna hakkınız yok. Teşekkür ediyorum. Sayın Özen, öncelikle süreçle ilgili genel görüşmeler sırasında, tabii Sayın Parsak açıklayacaktır ama ben o süreçte de kısmen görev yaptığım için ifade edeyim. MHP grubu adına Sayın Erkan Akçay konuşma yapmıştı. Yine Sayın Parsak da geldiğinde grubu adına söz istedi ve kendisine sözü kesilmeden söz verilmiş oldu. Biz burada genel uygulamada kim söz istemişse ona sözünü verdik. Ama uyarılarınız için de teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sayın Parsak'a veriyorum. Sayın Başkan, bizim de söz istemişiz. Sözler söyledi ama özellikle benimle ilgili söylediği hususlarla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Sayın Özel, listede, bizde de vardı o liste, sizde de vardı. Listede adı olmamasına rağmen Sayın Parsak'a söz verildi. Esasen bu Sayın Parsak'a söz verilmesi onun bakımından nezaketli bir durumdur. Ama geri kalanlar bakımından nezaketsiz bir durumdur dedi. Bunu tahmin ederek söylediğini düşünüyorum. Çünkü gerçek öyle değil. Daha ilk gün, yani salı gün müzakereler başladığında ben mümkün mertebe sonlara doğru konuşmak istedim. Hem komisyon başkanına hem de görevli arkadaşlara ilettim. Onda da maksat şudur. Sonuç itibariyle bu çalışmayla ilgili herkesin kıymetli eleştirileri, değerlendirmeleri olacaktır. Ben bunları
süreç içerisinde her birine ayrı ayrı cevaplar vererek uzun uzun bölmek yerine sonunda genel bir değerlendirmemi de paylaşabileyim diye. Nitekim bu görüşmeleri hassasiyetle takip ettim. Bunlardan özellikle önem verdiklerimi, kıymet verdiklerimi not aldım ve cumartesi günkü konuşmamda da bunlara karşı doğal olarak bir cevap mahiyetinde de konuşmamın bir kısmını ayırdım. O cumartesi gün geldiğimiz vakitte de bugün konuşmak istediğimi de beyan ettim dedim. Dolayısıyla yani Sayın Parsağ'ın söz talebi olmadığı halde kendisine söz verildi iddiası, bu çerçevede söylüyorum Sayın Özel, doğru değildir. Öbür taraftan eğer liste baz alınacaksa, biraz önce siz yokken komisyon üyesi arkadaşımız Sayın Erkek listede olmadığını atıf yaparak bu komisyon dışındaki arkadaşlar için değil mi diye çok da haklı bir ifadede bulundu. Yani biz komisyon üyeleri listede yer alsak da almasak da ihtiyaç gördüğümüzde söz talep ederiz. Riyaset makamı o anda uygun görüyorsa o anda verir. Kimi zaman olduğu gibi de o anda uygun görmüyorsa başka bir zamanda söz verir. Bir de siz de ifade ettiniz. Ben burada evet grup başkan vekili değilim ama hem grup başkan vekilliğinden hem de parti grup sözcülüğünden kaynaklanan hakları da mümkün mertebe iyi niyet çerçevesinde kullanmak istiyorum. Her şeye bir cevap vermek ihtiyacı duymuyorum ama cevap verilmesi gereken her şeye, demin örneğini mesela siz yokken yaşadık, çok kısaca cevap vermeye çalışıyorum ama o dahi haksız olarak itham ediliyor. Yani siz yokken bir ifadede bulunuldu. Ben ona çok kısa bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Aynı anda Sayın Bakan da söz talep etmişti. Ben hem Sayın Bakan'dan hem Riyaset Makamı'ndan izin isteyerek ben çok kısa bir açıklamam olacak dedim. Ama Sayın Emir dedi ki Sayın Bakan'dan bile daha önemli. Bakın ondan önce bile veriyorlar. Öyle değil. Bu çalışmanın daha verimli olabilmesi için. Çünkü benim söz istememden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli bir milletvekili önemli beyanlarda bulundu. Ben biliyorum ki Sayın Bakan 1-2 dakika bir şey söylemek için söz istemiyor. Elbette epey uzun bir açıklama yapacak. O açıklamasından sonra benim vereceğim cevabın da zaman bakımından da anlamı kalmayacak. Esasen etkisi de olmayacak. Ondan dolayı ben hemen peş sıra mesela bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Belki en fazla bir dakika sürmüştür. Dolayısıyla özetle şunu söylemek istiyorum. Cumartesi gün benim konuşmamın yapılmasıyla alakalı benim talebim olmamasına rağmen riyaset makamının telkiniyle adeta ya da bir nezaket gösterilmesiyle, yani sizin vehmettiğiniz gibi böylesi bir söz veriş söz konusu değildir. Ben ilk günden bunu hem Sayın Başkan'a hem de komisyonun değerli üyelerine hatta personellerine ifade ettim ve bu çerçevede o gün konuştum. O gün konuşacağımı da biliyordum. Girerken de söyledim. Onu düzeltme kabiliğinden size ifade etmiş olayım Sayın Özel. Sayın Başkan bir tane... 9 ışıkla konuşanlar var karşıda çünkü. Bizim tam oluyor. Şimdi 6 kere 6. Evet, 1 dakika başladı Sayın Özel. Sayın Parsak, o gün bugünden bakarsak zaten biraz önce o yüzden dedim. Sayın Parsak bu durumda komisyon üyeleri o listeye bağımsız olarak söz istediğinde alabiliyorlar ki doğrusu odur diye. Ama o gün ne süre ne konuşmacı sayısı sınırlanmamış, uzun bir liste yapılmıştı ve hiçbir komisyon üyesi listede olmaksızın o ana kadar konuşmamıştı. Bizim arkadaşlarımızdan Nurayat Altaca Kayışoğlu konuştu, diğer beşi konuşamadı zaten. Onlar çünkü listenin ama o usul yönünden falan ayrı şey üzerinde konuşmuş. Değerli arkadaşlar, geri dönmek istemiyorum. Hayır, şunu söyleyeyim. O tamam, konuşma sürecini yürüten kişi olarak kısa bir açıklama yapayım, devam edelim. Bir liste vardı. O listeye göre gidiyorduk. Komisyon üyeleri de o listedeki sıraları gelince konuşuyorlardı. Benim itirazım onaydı ama bu şekilde. Değerli arkadaşlar, şöyle ifade edeyim. Tamam. Şimdi cümlelerini listeliyoruz ama arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda biz bu listeleri değiştiriyoruz, ediyoruz, tutuyoruz. Bu sebeple vermiş olduğumuz bu fotokopiler müktesef hak oluşturmaz. Değişik milletvekili arkadaşlarımızın elinde değişik listeler olabilir. Bu bir ön çalışmadır. Şu an benim önümde de mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden, HDP'den, AK Parti'den gelen listeler var. Devamlı görüşerek bir liste oluşturuyoruz. O gün ben iyi hatırlıyorum bunun konuşulacağını da tahmin ettiğim için.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkan vekili arkadaşımız söz istemişti. Ona söz verdikten sonra diğer grup başkan vekillerine de söz verdikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Parsa'ya söz vermiştik. O şekliyle gerçekleşmişti. Ben eksik bilgiyi tamamlamak adına bunu ifade ediyorum. Sözü Sayın Meral Danış... Buyurun. Sonrasında tamam. Sayın Başkan bu sözü lütfen benim madde üzerindeki sözüme saymayın. O ayrı. Ben onu söyleyecektim. Çünkü bu madde üzerinde bir talebiniz var. Ben partimiz adına söz aldım. Grubumuz adına. Tamam. Şimdi Sayın Başkan ben de bu tartışmaya bir katkı yapayım. Bir, ben lafı hiç dolandırmayacağım. Yöntem olarak da bunu pek tercih etmeyen biriyim. Artık öğrendik birbirimizi. Yani şunu talep ediyoruz. Gerçekten MHP ile iktidar partisi arasındaki uzlaşı zaten saklanacak, gizlenecek bir uzlaşı değil. Her ne kadar uzlaşının ayrıntıları gizli tutuluyorsa da bir mutabakatla bu metni önümüze getirdikleri objektif olarak bir vaka. Ve bu uzlaşı komisyon aşamasında da devam ediyor. Yani bu Sayın Parsağ'ın kişiliğinden ve üslubundan, kibarlığından bağımsız bir şekilde söylüyoruz. Ama şunu söyleyelim, o güne ilişkin biz de buradaydık ve çok yakın izledim. Hatta bir ara söyleyecektim, geçtiği için fırsat olmadı. Bizim konuşma taleplerimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vardı. Ve böyle bir iki konuşma talebi değil, yüzlerce konuşma talebi vardı. Bizim grubun çoğunu sonra talep ettikleri için gelip ekledim. Ve bu konuşma talepleri karşılanmadığı gibi Sayın Parsağ'ın ismi gerçekten yoktu. Söz talebi de yoktu. Ve grup adına... Grup adına zaten yapılan görüşmeler sırasında vermiştik. Hayır, liste de yoktu. Ben şunu ifade edeyim. AK Parti'den de 50 tane milletvekili arkadaş listede bekliyorum. Ha, ben bütün vekiller adına söylüyorum. Evet, doğru. Yani Sayın Parsağ'ın dedim ya şahsi olması anlamında değil. Ama şu hazırlık olduğunu da lütfen bize aptal yerine koymayın. Öyle bir şey yok. Biz burada gayet zinde, diri ve her şeyin farkındayız. Biz hep beraber burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sayın Parsak konuştuktan sonra bütün konuşma taleplerinin geri alınması, geri iade edilmesi ve yeterlilik önergesi verilmesinin bir hazırlık sonucu olduğunu anlamak için burada bütün süreci takip etmeye gerek yok. Ya bu işi yapıyorsunuz bari biraz üsturuplu yapın. Bu kadar gözümüze sokmayın yani. Şimdi geneli üzerinde yüzlerce konuşma talebi var. Bir iki konuşma veriliyor. Sonra yeterlilik önergesi geliyor ve bunların hepsi bir hazırlığın neticesinde önümüze geliyor. Biz bunu görüyoruz. Her şeyin farkındayız. Ve Türkiye yurttaşları da bunu görüyor. Görmeleri için de bütün çabamızla buradaki yaşananları anlatmaya çalışıyoruz size. Ve bunu bu şekilde mahkum ettiğimizi ve bizim aklımızla alay edildiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Özel'in beyanlarına da aynen katılıyorum. Çünkü süreci çok yakından takip ettik. Diğer meselede de uzatmamak için söylüyorum. Önergeler meselesinde dün de itiraz ettik. Gerçekten bir acele var. Olağanüstü bir acele var. Yani sanki biz yangından, biz değil de siz yangından mal kaçırıyorsunuz. Ve bu mal kaçırma sırasında dünden beri iki değişiklik geldi. Belki daha fazla değişiklikler gelecek. Daha komisyon süresi bitmeden, teklif bu kadar değişiyorken biz bunu niye genel kuruluna götürüyoruz? Bunu bir tartışalım. Bunu halk tartışsın. Yani bu toplum sözleşmesinin değişikliklerini hem de gelecek 100 yılı belirleyecek, etkileyebilecek değişikliklerin acelesi nedir? Yeni yıl bizim umurumuzda değil. Yeni yıl mı kaldı bize? Dışarıda kan revan yangın devam ediyor. Biz burada ısrarla bize dayatılan gündem üzerinde konuşmaya zorlanıyoruz. Ve konuşturulmuyoruz üstelik. Yani her maddede 3-4 kişi konuşuyor. Hemen yeterlilik önergesi yetmez. Yetmiyor. Siz kendi gündeminizi hem komisyona hem Türkiye'ye hem geleceğimize ipotek altına alarak dayatıyorsunuz. Bu bütün tüzük kurallarına, anayasa yapım yöntemlerine ve siyasal etiğe de uygun değildir. Sadece çoğunluğun gücüne dayanarak bir anayasa değişikliğini bu şekilde geçirmeniz meşru değildir. Gayrimeşrudur. Siz istediğiniz kadar genel kurulda da bunu geçirin. Bu halktan zaten geri dönecek. Ama biz halka gitmeden bu halkın bize verdiği, size söylemedim Metiner.
Osman sana da söylemedim, pardon. Sayın Beştaş lütfen Osman devam edin. Sayın Beştaş lütfen yani, devam edin. Bakın çok önemli şeyler söylüyoruz aslında. Fakat bu arada bile... Sayın Beştaş lütfen devam edin. Siz de demek ki taş atılmasını hak ediyorsunuz. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Şöyle. Sayın Beştaş, senin başına taş düşmüş zaten. Sen bitmişsin, ölmüşsün. Ne karışıyorsun şimdi? Sayın Beştaş lütfen devam edin. Lütfen devam edin. Zavallı olan kim biliyoruz biz. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Sayın Beştaş. Haddinizi bilin lütfen. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Haddini bil lütfen. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Sen kesinlikle böyle konuşuyorsun ya. Senin olduğun yerde bulunmaktan bile büyük bir eza duyuyorum. Sen bizim günahımızsın be. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Ya bırak Allah aşkına. Sayın Beştaş lütfen devam edin. Lütfen. Beştaş derken Metin nerede der misiniz? Bu kadar taraflı siz, olmayın. Siz devam edin lütfen. Konuşmacı şu an sizsiniz. Siz devam edin. Lütfen. Ama siz sadece beni uyarıyorsunuz. Devam edin diyor. Devam edin. Kendi milletvekilini sataşıyor. Bize... Devam ediyorum. Şimdi özetle şunu söylüyorum. Bu önergelerin verilme şekli usule aykırıdır. Siyasal etiğe aykırıdır. Biz dün de durdurma önerimizi vermiştik. Durdurma önerimiz de yine karambolde oylamayla geçirildi önergemiz. Halbuki Türkiye'nin şu anda mevcut konjüktürde en önemli önergelerinden birini verdik. Dedik ki siyasal irade şu anda cezaevindedir. Halkın bir bölümünün milli irade diyenlere atfen söylüyorum. Milli iradenin dörtte biri cezaevindedir. Ve bu koşullarda anayasa, toplum sözleşmesi yapılamaz. Onlar da gelip bu masada oturana kadar bu çalışmalar durmak zorundadır dedik. Ama tabii ki yine oylarla reddedildi. Biz hala o noktadayız. Bu değişiklikten sonra da bu tartışmaların olumluya seyredebileceği ihtimali de çok önemli ve değerlidir. Biz tarihsel uyarımızı yine yapıyoruz. Lütfen bu sakat çalışmaları durduralım. Sayın Beştaş teşekkür ediyorum. Madde üzerinde konuşma hakkınız baki, o listede var. Evet. Evet, Sayın Naci Bostancı hocam. 24. Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Sayın Özer'i hep beraber dinledik. Bugünkü tartışmaları anlatırken 4+4'ten örnek verdi ve oradaki bir anekdotu anlattı. Bir grup başkan vekili dedi, kimin olduğunu söylemedi ama benim anladığım iktidar partisine mensup bir grup başkan vekili. Gerekçelerin yetersiz olduğu iddiasına ne yapalım biz de biliyoruz ama yapacak bir şey yok demiş bu arkadaş. Aynı zamanda ikinci bir şey daha söylemiş. Parlamento dışı kaynaklar bunu hazırladı şeklinde bir açıklaması olmuş. Eğer bu grup başkan vekili, yani AK Partili grup başkan vekili bunu herkese söylediyse problem yok. Ama Sayın Özgür Özel'le arada iki kişilik bir konuşma olduysa Sayın Özel'e bir görev düşüyor. Bugünkü durumu anlatmak için geçmişten dipnot ve tahkim edici bir örnek olarak anlattığı bu olayın gerçekte yanlış hatırlayabilir, başka türlü de olabilir. O grup başkan vekili kimse Sayın Özel'in muhakkak onun ismini söylemesi lazım. Bu şeysiz kalmaz. Yani isimsiz kalmaz. Gerçekte ne olmuş, ne söylenmiş, karşılıklı o konuşma nasıl olmuş, açıklığa kavuşması bakımından önemlidir. Bir grup başkan vekili diye bunu geçiştiremeyiz. Teşekkürler. Yani 30 30 kaç? 6. Sayın Özel 36. Sayın Naci Bostancı'nın talebini son derece haklı görüyorum. Hem de o gün bana söylendiğinde 2-3 kişiydik, hep beraberdik orada. Ben buna kızdım. Sonra da aslında biraz daha sinirlerime hakim olamayarak bu tutanaklara da geçti. Parlamento dışı kaynaktan diyorlar falan diye. Bunu o günkü tutanaklardan ispatlı ve fosforlu şekilde Sayın Naci Bostancı'ya makul süre içinde vereceğim ve komisyonla da paylaşacağız. Komisyonla da paylaşacağız. O gün o sözü söyleyen grup başkan vekili, o gün orada görevli olan grup başkan vekiliydi. 3 kişi birden oturuyorlardı.
Ve bir tanesi bunu dedi. Ben de bunu tutanağa geçirdim. Tutanakla söyleyeceğim ki Sayın Naci Bostancı'nın merakı tam olarak ve bir... Anladım. Meşru bir merak bence de. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, konuşma sırası Sayın Murat Emir. Sayın Emir kaç numara? Konuşmadan hareketle ben sözlerime başlamak isterim, izin verirseniz. Şimdi buradaki son tartışmadaki asıl tartışılan şey parlamento dışı kaynaktan parlamentoya bir kanun teklifinin getirilmiş, hazırlanmış olması meselesi. Peki bugünle ilgisi de bugün görüşmekte olduğumuz, uzun süredir görüşmekte olduğumuz bu teklifin kaynağı parlamento içi midir, parlamento dışı mıdır? Şimdi her ne kadar parlamento içinden birkaç unsur, altını çizerek söylüyorum, birkaç unsur, birkaç kişi bu görevi yapmıştır ama asıl kaynağının dışarıda olduğunu sadece ben söylemiyorum. Sayın Sarayın danışmanı Mehmet Uçum'u dinlerseniz asıl hazırlığın nerede, kim tarafından, kim adına, kim için yapıldığını zaten görebilirsiniz. Bu tartışmanın uzatılacak bir tarafı yok. Değerli arkadaşlar, üzerinde söz almış bulunduğum maddede en can alıcı nokta Cumhurbaşkanı'nın partili olabilmesi. Şimdi önemli bir anlam saptırması yapılıyor. Önemli bir mantık hatası yapılıyor. Bilinçli bir mantık hatası yapılıyor. Burada biz Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin yasama ve yürütmeye karşı son derece genişletildiğini, bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'nın şahsında tekleştirildiğini, merkezileştirildiğini, egemenliğin saraya kaydırıldığını söyledikçe hangi örneği versek diyorsunuz ki bu zaten var anayasada diyorsunuz. Bir defa Sayın Bakan olsaydı burada keşke birazdan ayrıntılarına gireceğim. Bir defa verilen yetkilerin birçoğu mevcut anayasada yok. Genişletilerek kullanılıyor. Onu söylediğimizde de diyorsunuz ki zaten canım fiili durum var. Bu fiili durum varken biz buna nasıl bigane kalabiliriz diyorsunuz. İkinci mantık hatasını da orada yapıyorsunuz. Peki 82 anayasasını bir an için demokratik bir anayasa kabul edelim. Demokratik olmadığı biliyoruz ama buradaki yetkiler, geniş yetkiler, Kenan Evren için hazırlanmış geniş yetkiler, bugünkü sizin bu önergeyle getirdiğiniz taraflı Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabilecek yetkiler midir? Elbette değildir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hem yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğiniz, Türk tipi dediğiniz, bizim Türk tipi diktatörlük dediğimiz sistemle bütün yetkileri taraflı bir Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Ama aynı zamanda tarafsız olması gereken bir varsayımsal Cumhurbaşkanı için verilmiş geniş yetkileri de daha da genişleterek tekrar aynı kişiye veriyorsunuz. Şimdi bu nedenle de zaten kötü, antidemokratik, faşist ellerde hazırlanmış ve darbe koşullarında Türkiye insanına, Türkiye'ye dayatılmış bir anayasayı dahi geçen yetkileri bir kişiye yine o hal koşullarında, yine tartıştırmadan, yine tüm kesimleri susturarak, yine uzmanların görüşünü almadan, yine o Göbels'ten aldığınız propaganda yöntemlerini kullanarak Türkiye'ye dayatmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, gerekçesine bakıyorum Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasının nasıl anlatılmış diye. Gerçekten dikkatinize sunmakta yarar var. Madde 13. Bir dakika, yok o. Daha önceki sayfada. Madde 8 diyor ki, Cumhurbaşkanının herhangi bir partiyle ilişkisinin olması onun görevini yerine getirirken taraflı olacağına anlamına gelmemektedir. Esasen demokratik hukuk devletlerinde kamu adına görev yapan seçilmiş veya atanmış tüm yöneticiler görevlerini kamu hizmetinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Peki öyleyse bu akılla gidecekseniz, bu doğruysa eğer, generallere, yüksek yargıçlara, üst düzey bürokratlara partili olma hakkını ve yetkisini ne zaman tanıyacaksınız?
Onlardan niye esirgiyorsunuz? Onlar kamu görevi yapmıyorlar mı? Biz bunu söylediğimizde örnek hazır. Belediye başkanı da partili seçiliyor. Hala partili ama belediye başkanı bütün o seçildiği bölgenin belediye başkanı. Evet doğru. Ama belediye başkanı böylesine yetkiler mi kullanıyor? Belediye başkanı kendisini denetleyecek müfettişleri atıyor mu? Belediye başkanı İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil mi? Belediye başkanı kanunlarla, yasalarla sınırlı değil mi? Bütün ekler belediye başkanının elinin altında mı? Belediye başkanı bu kadar geniş yetkileri kullanma hakkına sahip mi? Dolayısıyla burada aslında Cumhurbaşkanı'nı taraflı yaparak işin içinden çıkılmaz bir anayasal kaotik durumu ve anayasal anarşiyi gündeme getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı niye tarafsız olmalı? Değerli arkadaşlar, görev ve yetkilerine bakıyorsunuz, devletin başı olacak. Devletin başı olacak kişinin, bir siyasi partinin üyesi ve de acelelerden anlıyoruz ki, hemen gündeme, yürürlüğe girmesinden anlıyoruz ki bir an evvel sayın bugünkü Cumhurbaşkanı partili Cumhurbaşkanı olacak. Peki devletin başı nasıl olacak? Devlet kimdir? Genel başkanının ismi Devlet Bahçeli olan partinin üyelerine, milletvekillerine, tabanına sormak lazım. Devlet kimdir? Devletin başında bir partinin genel başkanı olabilir mi? Anayasal yetkisinden bahsediyorum. Bakın, milletin birliğini temsil edecek. Bunlar tarafsız cumhurbaşkanı için verilmiş görev ve yetkilerdir. Bir parti lideri tek başına cumhurbaşkanı seçildi diye, %51'i aldı diye o ülkenin, milletin birliğini temsil edemez. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Bakın, bu tarafsızlıkla ilgili bir şeydir. Tarafsız olacaksınız. Devlet organları arasında bir uyuşmazlık çıkarsa siz devreye gireceksiniz. Yani mesela muhalefet partisi ile iktidar partisi bir sorun yaşıyorsa, hükümet kurulması konusunda bir kaotik durum varsa veya bir başka ağır durumdan geçiliyorsa, örneğin 15 Temmuz'da yaşandığı gibi, Cumhurbaşkanı o zaman görevini yapacak ve organların uyumlu çalışması için görev üstlenecek. Peki taraflı bir Cumhurbaşkanı bunu nasıl yapacak? İddia şu, fiili durum var, biz bunu anayasal bir düzene getirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu hatırlatmak isterim. İstanbul'a zırhlılar geldiğinde, Anadolu her yerinden işgal edildiğinde de bir fiili durum vardı. O günkü fiili duruma razı olanlar, o günkü fiili durumu değiştiremeyiz diyenler, hiç olmazsa bazı özgürlüklerimiz olsun, hiç olmazsa bu şekilde yaşamayı becerelim diyenler mandacılardı. Ama o günkü fiili durumu reddedenler Samsun'a çıkanlar ve onun peşinden gidenlerdi. Ve tarihi onlar yazdılar. Değerli arkadaşlar, şimdi fesih yetkisinden bahsettik. Biraz bir önceki maddede söz alamadığım için bu ikisini birleştirerek söyleyeceğim. Fesih yetkisi parlamenter düzenlere özgü bir yetkidir. Ve bizim anayasamızda da her ne kadar antidemokratik olsa da, her ne kadar 12 Eylül generallerince hazırlanmış olsa da, yine de fesih yetkisi belirli şartlara bağlıdır. Oysa bugün getirilen sistemde fesih yetkisi tamamen seçilmiş cumhurbaşkanının keyfiyetindedir. Şimdi milli iradeyi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih yetkisi altında, fesih tehdidi altında çalıştırıyorsunuz. Ve o cumhurbaşkanına da diyorsunuz ki evet, sen artık rahat rahat partini yönet. Niye partisini yönetecek? Hangi ihtiyaçtan yönetecek? Çünkü milletvekili listelerini o genel başkanın hazırlaması gerekiyor. Niye? Çünkü yine 12 Eylül'ün getirdiği faşist, gerici, antidemokratik bir siyasi partiler yasası var. Şimdi bu siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini, güncellenmesi gerektiğini, demokratikleştirilmesi gerektiğini, partici demokrasinin yaşama geçirilmesi gerektiğini söyleyen bir tane AKP'li veya MHP'li bulabilir misiniz? Sayın Emir, şimdi toparlayalım lütfen. Birazdan Sayın Başkan. Şimdi bunlar olmadan hem partili olacak,
hem meclis çoğunluğunu belirleyecek, hem onları bir seçecek, parti genel başkanı olarak milletvekili aday listesinin altına imza atacak, onları götürecek, seçim kuruluna verecek, ondan sonra dönecek, gelecek, bağımsız ve tarafsız bir cumhurbaşkanının kullandığı yetkileri kullanacak. Ne onlar mesela? Mesela Anayasa Mahkemesi üyelerini atayacak. Şimdi biz öteden beri Anayasa Mahkemesi üyelerinin de şimdiye kadarki HSYK üyelerinin bir kısmını da ve diğer yüksek yargı organlarının da Cumhurbaşkanı tarafından bu kadar geniş oranda atanmasına karşı çıktık. Başka, daha demokratik ve daha objektif şartlar, koşullar bulunması gerektiğini söyledik. Ama bununla da yetinmiyorsunuz. O Cumhurbaşkanı ki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yeni adıyla 12 üyesinden 6'sını atayacak. Ve o Cumhurbaşkanı ki aynı zamanda 12 tane Anayasa Mahkemesi üyesini atayacak. Danıştay'ın üyelerinin bir kısmını atayacak. Ama aynı zamanda taraflı da olabilecek. Peki taraflı Cumhurbaşkanı yüksek yargıyı böylesine dizayn ettikten sonra biz o yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu nasıl bileceğiz? Bakın, birinci maddeye yazdınız, dediniz ki bağımsız mahkemeler, mahkemeler hem bağımsızdır hem tarafsızdır. Şimdi tarafsız demekle tarafsız olmuyor. Onu seçen Cumhurbaşkanı taraflı ama seçtiği yargı tarafsız olacak. Bunun nasıl olacağını bir kişi anlatsın, ne olur bir kişi anlatsın. Hiç kimse bunu anlatamaz. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde taraflı olmasının Türkiye demokrasisini, hukuk devletini tamamen tahrip edeceğini ve bütün güçleri bir kişinin emrine vereceğini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aynı kişiye seçilmiş cumhurbaşkanına yetki veriyoruz. Kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Kararname çıkarma yetkisinin sınırları belirsiz. Bakın burada bilinçli bir anlam saptırması yapılmış. Onu dikkatinize sunmak istiyorum. Özellikle 13. madde varken anayasamızdaki, yani kararnamelerin ve kanunların uluslararası sözleşmelerle ve özellikle dokunulamayacak temel insan haklarıyla uyuşması gerektiği, o sınırı geçemeyeceğine dair zaten 13. maddede anayasanın bir sınır var. Dolayısıyla kararnamelerin sınırlandığı iddiası, bakın burada Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sınırlandığı iddiası bir palavradır. Çünkü sınırlanmıyor. Deniyor ki devletin faaliyetleri, yürütme faaliyetleriyle ilişkin konularda kararname çıkartır. Nedir yürütme faaliyeti ilişkin konular? Her şeydir. Her şeydir. Olsa olsa bir değişiklik durumunda, bir sıkıntı durumunda o konuyla ilgili, kararnameyle ilgili olmaz ama diyelim ki bir kanun çıkması durumunda biz Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizde o Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek? O Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü hal kanunundaki hükmünde kararnamelerinde nasıl içtihatını bozduğunu, içtihat istikrarı ilkesini görmezden geldiğini ve sarayın gözünün içine bakan bir yüksek yargı organı olduğunu görmedik mi? Aynı şekilde biraz önce ifade ettim sakıncalarını, taraflı Cumhurbaşkanı'nın atadığı 12 üyeler, 15'inin 15'ten 12'sinin taraflı Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir Anayasa Mahkemesi'nin bizim bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili anayasa yargısına başvurduğumuzda objektif, nesnel, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar verebileceğini nasıl iddia edebilirsiniz? Sayın Emir, değerli arkadaşlar, bakın Cumhurbaşkanı'nın taraflı veya tarafsız olması basit bir konu değil. Bu devlet düzenimizin, anayasal düzenimizin ve hukuk devletimizin tamamen tahrip edilmesi anlamına geliyor. Bu sonuç olarak bu şekliyle geçtikten sonra
hakimlerin de partili olabileceği, üst düzey kamu görevlilerinin de partili olabileceği, yüksek askeri bürokrasinin generallerin de partili olabileceği bir düzene geçmiş oluyorsunuz. İşte bunun adı parti devletidir. Öyle bir parti devletidir ki her şeyi, her şeye bir kişinin karar verdiği, her şeyi bir kişinin yönettiği, o kişinin herkese dokunabildiği, her yere dokunabildiği ama kimsenin ona dokunamadığı bir parti devleti düzenidir. Bu nedenle bu maddede bu teklifin bütünü gibi son derece tehlikelidir ve bir an evvel geri çekilmelidir. Sayın Emir, teşekkür ediyorum. Konuşma sırası Sayın Tekin Bingöl'de 32. Sayın Bingöl, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Zaman zaman meclis tutanaklarını inceleme ihtiyacı hissederim. Ve o meclis tutanaklarını incelediğimde gördüğüm çok net bir tablo vardır. Geçmiş yıllarda meclisteki tartışmaların ne kadar düzeyli olduğunu görürüm. Özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerinin konuşmalarını büyük bir anlayışla, hoşgörüyle karşıladıklarını net bir şekilde ifade ederim. Arkadaşlarıma da önerim, parlamentonun itibarını, milletvekillerimizin saygınlığını korumak görevi olan siz değerli arkadaşlarımın da zaman zaman o meclis tutanaklarını inceleyerek oralardan bir takım sonuçlar çıkarmanızın çok ama çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, az önce hep birlikte Sayın Bakan'ı dinledik. İyi bir hukukçu olduğunu düşündüğüm Sayın Bakan, özellikle kuvvetler ayrılığı ve demokrasiyle ilgili yaptığı tespitlerde hayretle ve üzüntüyle dinlediğim Sayın Bakan'ın hukukçu kimliğiyle bağdaşmayan ifadelerin olduğunu gördüm. Aslında Sayın Bakan'ın da bu söylediklerine çok fazla inandığını düşünmüyorum. Ama neylersiniz ki parti içi demokrasinin ve özgür siyaset yapma anlayışının hakim olmadığı kurumlarda işte maalesef böyle inanılmayan ve hukuk dışı, demokrasi dışı söylemler de bulunabiliyor. Önceki gün hepimizin, milletvekillerinin, basın mensubunun, tüm kamuoyunun ilgiyle beklediği ve izlediği bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme Sayın Başbakan'la Sayın Bahçeli arasında gerçekleştirildi. Ve zannedildi ki uzun süredir bu Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında okunmadan imzalanan o anayasa değişikliğinin içeriği ortaya çıktıkça AKP'li ve MHP'li milletvekili arkadaşlarımızın o kaygılarını Sayın Genel Başkanlarına ileterek bir takım düzenlemeleri yapma ihtiyaçlarını ifade ettiklerini düşünüyorum. Oysa gördük ki o görüşmenin sonucunda dağ fare doğurdu ve sadece yedek milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme gerçekleştirildi. Peki niçin sadece yedek milletvekili ilgili düşünce? Yine basından takip ettiğimiz kadarıyla ve tekzip edilmediği için ifade etmek istiyorum. AKP'li milletvekili arkadaşlarımızın temel kaygısı bu anayasa değişikliği içinde sadece yedek milletvekilliğiymiş. Aslında o kaygılarını Sayın Başbakan, korkmayın, sizi kimse öldürmez ifadesiyle dile getirse dahi demek ki AKP'li milletvekili arkadaşlarımız ikna olmamış, o kaygılarını açık bir şekilde paylaşarak böyle bir düzeltme yoluna gitmişler. Görüldü ki bu arkadaşlarımızın kaygıları sadece milletvekilliği ve koltuk. Onların kaygıları
bizim kaygılarımızla örtüşmüyor. Bizim kaygımız Türkiye, bizim kaygımız 79 milyon vatandaşımız. O açıdan bu düzenlemenin hiçbir anlamının olmadığını ifade etmek isterim. Bilirsiniz, bir deve hikayesi vardır. Deveye sorarlar. O da der ki, neren doğru ki? Bu anayasa değişikliği metninin içindeki hangi madde doğru ki birkaç palyatif düzenlemelerle anayasa değişikliği metninin yoluna sokabilirim? Bakın değerli arkadaşlar, günlerdir bizim arkadaşlarımızın ısrarla ama ısrarla dile getirdikleri konuların inanın hiçbirisi bir kişi ya da kişilere özgü konular değil. Bu dünya hiç kimseye baki değil. Herkes gelip geçici. Kimler gelip geçmedi ki bu dünya yüzünde? Düşmanları tarafından dahi ilan edilen Mustafa Kemal Atatürk de geldi geçti. Daha birçok lideri saymak mümkün. Onun için biz kişilerle meşgul değiliz. Biz kişiye özgü bir eleştiri anlayışına sahip değiliz. Bizim eleştirimizin temeli bu anayasa değişikliğinin özüne, ruhuna yönelik. Nedir o? Çok net bir şekilde ifade edeyim ki rejim değişikliği. Bunun başka türlü izahı yok. Bunu kıyısından, köşesinden bizim eleştirilerimizi yok sayarak savunmak şansına da sahip değilsiniz değerli arkadaşlar. Bu net bir şekilde bir rejim değişikliği ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, parlamenter demokratik sistem çok önemli ve çok büyük bir birikime sahipken ve yine parlamenter demokratik sistemin en iyi işlediği yönetim tarzının cumhuriyet rejimi olduğunu hatırlatarak şunu da ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu rejim değişikliği inanın hiç kimseye bir yarar getirmeyecek. Burada yapılan oylamalar bu anayasa değişikliğinin maddeleriyle ilgili değil. Siz burada Türkiye'yi oyluyorsunuz. Siz burada Türkiye'nin geleceğini oyluyorsunuz. Siz burada geleceğin biz olan çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini oyluyorsunuz. Onun için bu anayasa komisyonu çalışmaları son derece önemli. Israrla, büyük bir iyi niyetle, büyük bir samimiyetle arkadaşlarımızın her fırsatta dile getirdiği konular işte bu rejim değişikliğine dikkat çekmek üzere yapılan konuşmalar. Değerli arkadaşlar, zaman zaman atıfta bulunuluyor. Sayın Burhan Kuzu'nun kitabından alıntılar yapılıyor. Eyvallah. Ama Sayın Burhan Kuzu birkaç gün önce bir televizyon programında ki daha önce de bazı AKP'li yöneticiler bunu dile getirmişti. Parlamentonun bu değişiklik sonrasında ikili bir sisteme geçeceğini ifade ediyor net bir şekilde. Ve adını da koyuyor. Diyor ki bu anayasa değişikliği hayata geçtikten sonra parlamentoda iki parti kalacak. AKP ve CHP. Adlandırıyor. Peki değerli arkadaşlar, 15 Temmuz sonrasında dağlara taşlara yazdığımız hakimiyet milletindir kavramına ne oldu? Peki milli iradenin bu parlamento çatısı altında tecelli etmesini niye yok sayıyoruz? Niye bütün siyasi partilerin özgürce bu çatı altında gelip düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermiyoruz? Peki iki partili sisteme geçtik. CHP için bir sorun yok. CHP 93 yıllık bir ulu çınar ve bu parlamentoda mutlaka ve mutlaka her geçen gün güçlenerek var olacak. İyi de ortaklaştığınız, hadi diğer siyasi partileri bir tarafa bırakalım. Ortaklaştığınız Milliyetçi Hareket Partisi ne olacak? Onu kendi içinizde eritecek misiniz? Ya da birleşecek misiniz? Onun adı yok. Ama bu metin, bu anayasa değişikliği metini iki partinin ortak metni olarak parlamento çatısı altına getirilmiştir. Ben merak ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli milletvekilleri acaba Sayın Burhan Kuzu'nun ve bazı AKP yöneticilerinin zaman zaman dile getirdiği bu ikili sistemin neresindeler? Bütün bunları değerlendirirken ortaklaştıkları bu iki siyasi parti bunun adını koymuş mudur? Ya da siz değerli milletvekillerinin dahi
bizi bir tarafa bırakın. Sizin dahi bilmediğiniz başka bir takım konular mı görüşülmüş? Başka bir takım liderler arasında farklı bir takım değerlendirmeler sonucunda bunlar karar altına mı alınmış? Hala şunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum ki bu parlamentoda bulunan milletvekillerinin temsil ettikleri vatandaşlarımız Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Bu anayasa değişikliğiyle ilgili müthiş kaygılılar. AKP seçmeni için aynı şeyi söyleyebilirim. MHP seçmeni için aynı şeyi söyleyebilirim. HDP seçmeni için de aynı şeyi söyleyebilirim. Parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Bakın, biat kültürüyle, tekçi bir anlayışla siyaset yapıldığında biz bu ülkeye çok büyük kötülük yaparız. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar herkese malum. Dönüp burada bunları tek tek saymanın bir anlamı yok. Hepimiz çok derin bir şekilde bunların farkındayız. Ama neylersiniz ki bir siyaset anlayışı, bir siyaset kültürü adeta gözümüzü kör etmiş, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alacak olan bu anayasa değişikliği ilgili hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde AKP ve MHP milletvekili arkadaşlarımız suskunluklarını bozarak tıpkı 1 Mart tezkeresi oynanırken o özgür iradelerini ortaya koyarak 1 Mart tezkeresinin bu parlamentodan geçmesini anlayan, engelleyen o saygın milletvekilleri gibi hepimizin bir duruş sergilemesi gerekiyor. Sayın Minger, toparlar mısınız? Peki. Lütfen? 1 Mart tezkeresi bu parlamentodan geçseydi şimdi ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan çok daha kötü bir sürecin içerisinde olmuş olacaktık. Gelin hep birlikte Türkiye'ye olan borcumuzu, bizi bu parlamentoya gönderen vatandaşlarımızın o bize vermiş oldukları yetkiyi bazı düşüncelerden arınarak, biat anlayışını bir tarafa bırakarak, 1 Mart tezkeresini ve bu parlamenter demokratik sistemin, bu parlamentonun saygınlığını daha da yücelterek bir tavır koyalım ve bizim sesimize lütfen kulak verin. İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan önce yaptığı birçok uyarıda nasıl haklı çıktıksak, her seferinde biz demiştik demekten bıkmış usanmışsak, gelin bu kez hep birlikte bu gidişi ters düz edelim. Gelin hep birlikte bunu daha sağlıklı, daha nitelikli bir hale dönüştürelim. Yol yakınken bu hepimizin görevi diye düşünüyorum. Bakın değerli arkadaşlarım, bu parlamento şimdiden yok sayılıyor. Bir başbakan yardımcısı çıkıp rahat bir şekilde gazetecileri tehdit edebiliyor. Ayağınızı denk alın diye bir akademisyene yakışmayacak laflar sarf edilebiliyor. O zaman dönüp ben de şu cümleyi kusura bakmayın kullanmak zorunda kalacağım. Sayın Başbakan Yardımcısı, geçmişte birlikte olmadığı arkadaşlara mücahitken siz müsait oldunuz diyorlarsa ben de Sayın Umar Kurtulmuş'a, Sayın Kurtulmuş dünkü açıklamalardan sonra sizler müsait olmuşsunuz diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Haberi yanlış anladım. Sayın Mingöl, teşekkür ediyorum. Sayın Saffet Sancaklı'nın söz talebi var. Sayın Sancaklı 8. Kaç numara? 8. Ben Saffet Sancaklı gol atınca bu salonda herkes ayağa kalkıyordu dedim de ona bir teşekkür edecek. Yani siz yoktunuz öyle söyledim. Sayın Sancaklı... Saffet Bey'in böyle bir nezaketi vardır. Koşar gelir teşekkür ederim. Sayın Sancaklı buyurun. Biz o milli formayı yıllarca gururla onunla taşıdık sizler için. Bütün Türk halkı için. Ben de onu söylüyorum. Orada da o golleri zaten Allah bize nasip etti. Hepimiz için de onlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir AKP'ye bir gol bekliyoruz. Şimdi sayın konuşmacı bir iki bir şey söyledi. Onunla ilgili açıklama yapma gereğinde bulunuyorum. Yok şimdi iki tane konudan rahatsız oldum. Yani bunu kayıtlara geçsin. Hem de biz de Mehmet Bey aslında konuşacak ama da bir yere kadar gitti geldi. Gelecek. Şimdi Sayın Genel Başkan'la Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri ne konuştular biz ne konuştuklarını bilmiyoruz ama basından öğrendiğimiz kadarıyla bir şey de konuşmamışlar. Oradan çıkan sonuca bakarak basından okuyarak bir yorumda bulundunuz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri Sayın Genel Başkan'la her şeyi konuşabilecek demokratik ölçülerde. Sayın Genel Başkan da bunu rahatlıkla bu
imkanı bize veren bir genel başkandır onun için. Ama bizim bir özelliğimiz var, bizim konuşmalarımız çok basına yansımıyor. Yani gerçek konuşmalarımız. Basın istediği gibi alıp yazıyor. Siz de oradan bakarak yorum yaptınız. Bir kere o yorumunuzu beğenmedim. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bitirilme konuşması var. Dün akşam mı, iki akşam evvel mi Sayın Burhan Kuzu da bir şeyler söylemiş. Milliyetçi Hareket Partisi herkese bir 10 numara büyük yedi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kimse bitiremez. Milliyetçi Hareket Partisi kimsenin içine girmemiştir, kimsenin yanında da değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındadır, devletinin yanındadır. Nasıl daha önce ülkenin bekası noktasında Milliyetçi Hareket Partisi daha önce nasıl davrandıysa, nasıl devletinin yanındaysa bugün de aynısıdır, yarın da aynısı olacaktır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin çok hassas olduğunda bu konuda herhalde biliyorsunuz. Bizim Sayın Genel Başkanımızın önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını biz benimsemiş bir insanlar olarak susuyoruz. Herkesin görüşüne de saygımız var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bitirilecekmiş, yok işte birisinin içine girecekmiş, dışına çıkacakmış konuşmalar da bizi yaralıyor. Lütfen böyle konuşmalar yapmayın. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti olduğu müddetçe var olacaktır. Teşekkür ederim sözlerinizi. Sayın Sancaklı, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Naci Bostancı'nın, Naci Hocam'ın söz talebi vardı. Önce Sayın Bostancı'ya söz vereceğim. Daha sonra size... Ama Sayın Bostancı'nın söz talebi var. Tamam. Tamam. Sayın Bingöl, size veriyorum söz. Sayın Bingöl, kaç numara kaç? Kaç? 32. Evet Sayın Bingöl, evet. Buyurun. Sayın Sancaklı herhalde beni dikkatle dinlemedi. Bu söz bana ait değil. Bu söz kendisinin de ifade ettiği Sayın Burhan Kuzu'nun bu anayasa değişikliği metninde herhalde imzası olan, sık sık televizyonlara çıkıp açıklama yapan Sayın Burhan Kuzu'nun ifadesi. Ben ondan hareketle söyledim ve bir de bu konuda hiç kimse açıklama yapmadı. Ben de merak ettim, merakımı gidermek adına bunu burada dile getirdim. İkincisi, sabırla ve büyük bir metanetle Sayın Sancaklı'nın bahsettiği o milli duruşu, devletine ve vatanına bağlı olan, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan o milliyetçi anlayışı mutlaka ve mutlaka yerlerine getirecektir diye konuşmalarından böyle bir şey aldım. Bu beni çok mutlu etti. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli milletvekilleri bunun gereğini yapacaktır. Çünkü arkadaşlarımız her fırsatta cumhuriyete verdikleri önemi, parlamenter sisteme verdikleri öneme vurgu yaparlar. Sayın Bahçeli de aynı anlayışta açıklamalar yapıyor. Biz Sayın Sancaklı'nın dediklerine mutlaka yerine getirecektir umuduyla sonucu bekleyeceğiz. Ben Sayın Bahçeli ile Sayın Başbakan hiçbir şey konuşmuyorlar demedim. Birçok kez bir araya geldiler. Elbette çok şey konuşuyorlar. Ama bizim bilmediğimiz, hala kamuoyuyla paylaşılmayan konuların açıklığa kavuşması lazım. Şimdi Sayın Sancaklı diyor ki biz genel başkanımızla konuşuyoruz. Eyvallah. Herkes genel başkanıyla konuşuyor. Biz onları söylemiyoruz. Ya bugün söylemeyecekler, ne zaman söylenecek? Burada da söylemeyecek, nerede söylenecek? Sayın Sancaklı bizi bu konuda bilgilendirin. Bizi bu konuda bilgilendirin ki yanlış anlaşılmalara ya da yanlış söylemlere fırsat vermeden biz de bilgili bir şekilde bilgilendirilmiş olarak doğru şeyler söyleyelim. Teşekkür ederim. Sayın Bingöl, teşekkür ediyorum. Söz sırası Sayın Naci Bostancı'dan. Hocam kaç numara? 24. Sayın Başkanım, teşekkürler. Sayın Bingöl'e anayasa tartışmalarına, değişiklik teklifine ilişkin tartışmalara katkı yapıcı konuşması için öncelikle teşekkür ediyorum. Burada iki hususa açıklık kavuşturmak gerekiyor. Bunlardan birincisi, yedek milletvekilliğine ilişkin Sayın Başbakan'ın AK Parti grubuna merak etmeyin sizi kimse öldürmez şeklinde beyanı olmadı. Öyle bir tartışma da olmadı. Tartışmalar çok daha başka türlü yaşandı. Önce onu belirteyim. Birinci elden bir bilgi olarak. İkincisi, CHP'nin MHP'nin geleceğine ilişkin bu kadar kaygı göstermesini ilginç buluyorum. Stratejik
stratejik. İzin verirseniz, izin verirseniz. Burada stratejik bir akıl kol geziyor. Kıymetli arkadaşlar, kim ne demiş, şunun şu şunu demiş, bu bunu demiş, bunların bir önemi yok. Önemli olan şu, Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda Yusuf Akçura 1904'te üç tarzı siyaseti kaleme aldığında Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık diye üç temel mecradan bahseder. Osmanlı'dan intikal eden ve Cumhuriyet'te de devam eden hem entelektüel hem siyasi olarak kendi yolunu açmış üç siyasi hareketten bahseder. Bunlar zaman içinde evrilmişlerdir ama kendi mecralarını korumuşlardır. Bugün milliyetçilik MHP tarafından siyaseten temsil ediliyor. Muhafazakar Demokratlık AK Parti tarafından temsil ediliyor. Sosyal Demokrat görüşte CHP tarafından temsil ediliyor. Halkların Demokratik Partisi de daha farklı bir yere oturuyor son zamanlarda çeşitli tartışmalar çerçevesinde. Bu mecralar varlıklarını sürdürüyor ve öyle anlaşılıyor ki gelecekte de sürdürecek. İndiği değerlendirmelerin ötesinde bu siyasal, toplumsal, entelektüel ve kültürel gerçekliği hesap eden bir akılla geleceğe bakmakta fayda vardır diyorum. Teşekkürler. Hocam teşekkür ediyorum. Konuşma sırası Sayın Garo Paylan'da. Kaç numara? 32. Buyurun Sayın Paylan. Sayın Paylan buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkese saygıyla selamlıyorum öncelikle. Değerli arkadaşlar, anayasa tartışıyoruz ve güç ve gücün dengelenmesini tartışıyoruz. Ve aslında hepimiz iktidarın muhalefeti güven içinde yaşayacağımız, huzur içinde yaşayacağımız bir ülke hayalindeyiz. Ve bunu nasıl tahkim edeceğimizi düşünüyoruz. Ve arkadaşlar yalnızca gücün dengelenmesi değil, bir hukuk devleti özlemi içindeyiz. 150 yıldır, 200 yıldır bir hukuk devleti olsun. Hukuk devletine karşı hepimiz özgür, eşit ve güvende hissedelim. Bunun özlemi içindeyiz. Bakın bugün defalarca burada geçmişten ders çıkarılmaktan bahsedildi. Geçmişten nasıl ders çıkarırız? Ama ben dinledim arkadaşlar iki gündür, daha önce olduysa bilmiyorum ama tarihten pek bahsetmedik gerçek anlamda. Bazı hamasetler söz konusu oldu ama tarihten bahsetmedik. Neler yaşamışız? Buna bir bakalım derim arkadaşlar. Ben bir de kendi zaviyemden, kendi halkımın zaviyesinden ve bütün halkların zaviyesinden buna bakmak istiyorum. Nasıl altüst oluşlar yaşamışız ve buna karşı nasıl tepkiler vermişiz? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi Osmanlı güzellemesi yapar kim arkadaşlarımız? Osmanlı'da her şey çok güzeldi. Bütün halklar eşitti, özgürdü. Kimisi de Osmanlı'yı kötüler, Cumhuriyet güzellemesi ve Cumhuriyet kutlaması yapar. Oysa hiçbirimiz hiçbir zaman tam anlamıyla bütün kimlikler olarak, bütün inançlar olarak eşit ve özgür olamadık. Osmanlı'da da eşit değildik. Osmanlı'da hepimiz eşit değildik. Ayrı ayrı kimlikler ayrı ayrı uygulamalara tabiydi. Mesela Hristiyan topluluklar haraç ve cizye uygulamalarıyla karşı karşıyaydı. Ayrımcı uygulamalarla karşı karşıyaydı. Ve buna karşı da 18. yüzyılda Avrupa'da başlayan özgürlük hayalleri Sayın Başkan bir uğultu var ama Değerli arkadaşlar lütfen dinleyin. 18. yüzyılda Avrupa'da başlayan özgürlük hayalleri o güne kadar özgür ve eşit olabilme hayali kurmamış Osmanlı tebaalarına da eşit ve özgür olma rüyasını getirdi. Ve bu yönde talepler ortaya çıktı. 19. yüzyılın başından itibaren bu rüyalar dillendirilmeye başlandı ve talepler ortaya konuldu. Bununla ilgili de biliyorsunuz arkadaşlar 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanları bunlarla ilgilidir. Ve bunlarla birlikte padişahın gücünü dengeleyecek unsurlar devreye konma hayali ortaya kondu. Bununla ilgili de ilk girişimleri bakın arkadaşlar ilk girişimleri Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler yaptılar. Bununla ilgili anayasa girişimleri söz konusu oldu. 1860 Ermeni Nizamnamesi devreye kondu. Ermeni Nizamnamesi yazıldı ve Babali tarafından 1863'te onaylandı. 1862'de Rum Patrikhane Nizamnamesi devreye kondu.
1865'te Hanbaşılık Nizamnamesi ortaya kondu. Bütün bunlar anayasa belgeleriydi. Ve anayasa belgelerinde hem kendi iç dengeleri, yani o milletler sisteminin iç dengeleri yazılmıştı, hem de devlete karşı sorumluluklar ve ödevler dengelenmişti. Bağbali'de bunları onaylanmıştı bir milletler sistemi içinde. Bütün bu arayışlar da çoğulcu, eşit ve adil bir düzen kurmak içindi bütün kimlikler açısından. Daha sonra arkadaşlar, bütün bu nizamnameler sonrasında 1876'da ilk anayasa devreye geçti ve ilk meclis. Bu da Abdülaziz istibdadına karşıydı. Mithat Paşa'nın girişimleri Abdülaziz'in istibdadını dengelemek için bir meclis kurulması düşüncesi devredeydi. Ve bu meclis kurulursa bir güç dengelenir, denge ve denetleme ortaya konulur idealiydi. Bu belgenin yazımında da, bakın 1876 belgesinin yazımında da bütün halklar devredeydi. Bir komisyon çalıştı, aynı burada komisyon olduğu gibi. O komisyonda en önemli görevlenen birisi, burada saygıyla yad etmek istiyorum ismini, Krikor Odyan. Anayasayı yazdı. Yani anayasayı komisyonda yazımı Krikor Odyan tarafından yazılmıştır. Bir Ermeni anayasa uzmanı tarafından yazılmıştır. İlk anayasa. Tabii ki komisyonun çalışmaları neticesinde. Ve 1863'te 1860'larda yapılan o nizamnamelerden feyz alarak hepimizin eşit olabileceği, bir meclis tarafından temsil edileceği bir anayasa devreye kondu. Seçimler yapıldı ve ilk anayasada, bakın ilk mecliste arkadaşlar, temsiliyeti size söyleyeyim. O günkü nüfusa uygun %60'ı Müslümandı, %40'ı gayrimüslim topluluğun aşağı yukarı. Mecliste aşağı yukarı böyle olmuştu. 69 Müslüman unsur vardı mecliste temsil edilen. 40 da Ermeni, Rum ve Yahudi üye vardı arkadaşlar mecliste. 46. Daha sonra tabii ki meclisimiz çok uzun ömürlü olmadı. Yine kaotik bir anda Osmanlı-Rus savaşı sonrası Abdülhamit meclisi feshetti. Sonra biliyorsunuz arkadaşlar, bakın meclisin gücünü almak nelere yol açtı. 30 yılı aşkın bir istibdat dönemiyle karşı karşıya kaldı. Tam 30 yılı aşkın bir istibdat dönemi. Yani meclisin gücünü devre dışı bırakan bir istibdat dönemiyle karşı karşıya kaldık. Hani Abdülhamit dönemini kutsanır ama öyle değildi arkadaşlar. İstibdat demek şu iki türlü şeye sebebiyet verir. Ya biat edersiniz istibdatta ya da sessizliğe büründürsünüz. İtiraz edenler kesimlerin tamamı sessizliğe büründürüldü. Bu 31 yıllık istibdat sonrası, biliyorsunuz istibdatlar sonsuz sürmez. 3 yıl sürer, 13 yıl sürer, 23 yıl sürer. Ama eninde sonunda istibdatlara karşı da birileri isyan eder, mücadele eder, bu istibdatları devirirler. 1908 yılında 2. Abdülhamit tekrar anayasayı devreye sokmak zorunda kaldı. Anayasa Tadil Komisyonu devreye geçti arkadaşlar. Yine bir anayasa masası kuruldu. Bütün halklar çok mutluydu o devrim sonrası. Ve tekrar bir tadil masası kuruldu. Padişahın yetkilerini sınırladı, sadrazamın yetkilerini artırdı. Meclisin yetkileri ciddi anlamda arttı. Denge ve denetleme mekanizmaları devreye kondu. Ama arkadaşlar, gücü ele geçirenler de biliyorsunuz bir eşitlik anlamında sorunlarımız olduğu için, gücü ele geçirenler de 1909'daki 31 Mart vakasını iyi bilirsiniz. Onu bir Allah'ın bir lütfu olarak gördüler. Hani 15 Temmuz'da darbe yaşadık ya, onu bir Allah'ın lütfu olarak görenler vardı ya, aynı 31 Mart vakasını da Allah'ın bir lütfu olarak görüp gittikçe İttihat ve Terakki Cuntası'nın gücü tahkim ettiği dönemlere geçtik. Sonra bu iddia 1913'teki Babali isyanı sonrası, Babali baskını sonrası Talat, Enver ve Cemal ilk junta devreye geçti. Ve anayasa ve meclis devre dışıydı zaten. Üç kişinin, bir juntanın denetimine geçti devlet. Ve iddiası şuydu: biz kaybettiğimiz toprakları geri alacağız. Ve Turancı hayallerle maalesef ülkemizi pek çok felaket vardır. Bugün hala anarız Sarıkamış'ta. Ve daha pek çok cephede büyük felaketlere sürüklediler Anadolu halklarını. Ve sonrasında biliyorsunuz, tek adama güç verin, üç kişiye güç verin, bir kişiye güç verin iddiası ülkeyi büyük felaketlere sürükledi. Meclis devre dışıydı, basın ciddi baskılar altındaydı,
hiçbir denge ve denetleme mekanizması yoktu ve ülke büyük felaketlere sürüklendi. O arkadaşlar, o günlerde o yaşadığımız felaketler sonrası, hani ülkeyi büyüteceğim hayallerinde olanlar duvara çarpınca gelip Anadolu'da Türk'ün yurdu yapmak, hani Türk'ün anayasası diyenler var ya, Türk'ün yurdu yapmak iddiasıyla Anadolu'dan 4 halkı eksilttiler. Ermenileri, Süryanileri, Rumları ve Yahudileri bu ülkeden bir şekilde öyle ya da böyle ya katlettiler, ya gönderdiler, ya sürdüler ve Anadolu'yu Türk'ün yurdu yapma iddiasında oldular. Büyük felaketler yaşadılar o dönem sonrası. Sonra arkadaşlar, bütün bu suçların, günahların üzerinden geçerek 1921'de yeni bir anayasa yapıldı. O da çoğulcu bir anayasa olma iddiasındaydı kalan halklarla ilgili. Hani dört halk yoktu ya, kalanlarla ilgili çoğulcu bir anayasa yapma iddiasındaydı. Ama maalesef o günde gücü ele geçirenler, o çoğulcu iddiaları gerçek değildi. Çünkü bir suç işlenmişse ve suç cezasız kalmışsa o suç tekrarlar arkadaşlar. Benzer kadrolar devredeydi ve 1924 anayasasıyla tekçi anayasayı tahkim ettiler. 1924'te tekçi anayasayı yapınca hani arkadaşlar çoğulcu anayasayı yapacaktık diyen Kürt halkı 1925'te Şeyh Said isyanıyla buna karşılık verdi. Hani bir ihanet olarak gösterilir ama bir isyan da sonuç olarak. Yok sayılanlar biliyorsunuz ya sessizliğe bürünürler ya da isyan ederler. Ve 1925'te buna hemen takrir-i sükun yasasıyla karşılık verildi. Ve ondan sonra arkadaşlar 10 yıllarca süren bir sessizlik dönemine mahkum edildik. Ermeniler için 3 kuşak, Kürtler için 2 kuşak süren bir sessizlik dönemine ve tekçi bir döneme mahkum edildi. Bunun sonunda kısadan geleyim, arada işlenen pek çok suçları var ama AKP'nin bir iddiası vardı. Hani kendileri de 28 Şubat döneminden dolayı yok sayılan bir sosyoloji oldukları iddiasıyla, bu ceberut düzeni yok, son vereceğiz arkadaşlar iddiasıyla bütün toplum kesimlerinden destek istediler. Dediler ki biz bu düzeni değiştireceğiz. Çoğulcu, herkesin eşit istediği bir hukuk sistemi kuracağız. Güçler dengeli ve denetlenebilir olacak. Hepimiz özgür ve mutlu olacağız dediler. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada, bakın değişim vaadi vardı. Bugün geldiğimiz noktada büyük karanlıklara sarıldı. Biz HDP olarak, ben HDP'nin Halkların Demokratik Partisi'nin kurucularından biriyim. İddiamız şuydu arkadaşlar. İnkar edilerek de meselelerimizi çözemiyoruz, isyan ederek de çözemiyoruz. Gelin mecliste, demokratik bir sistem içinde konuşarak meselelerimizi çözelim. İddiamız buydu. Ama bir statiko var ki bu durumdan hiç mutlu değil. 7 Haziran'da biz ciddi bir güç kazandık. 80 milletvekiliyle rengarenk meclise geldik. Ermenisi, Türk'ü, Kürt'ü, Hristiyan'ı, Alevisi, Müslüman'ı, bütün kimliklerimizle kadını erkeği eşit olarak eşit sayıda milletvekiliyle meclise geldik. Dedik ki arkadaşlar başka bir yol var. Gelin elimizi tutun, el birliğiyle beraber eşitlikçi bir anayasayı devreye sokalım. Ama statiko devredeydi. Diyordu ki eşitlik iyi olmayacak. Burası Türk'ün yurdu olacak ve Türk'ün anayasası olacak diyen bir statiko vardı. Ve bunu diyenler de provokasyonları hazırdı. Bakın çözüm süreci biterse darbe olur dedik. Biz bunu söyledik ve ben bunu bütün komisyonlarda ve genel kurulda defalarca tekrarladım. Arkadaşlarım bana şimdi geliyor her partiden, sen nereden biliyordun darbe olacağını? Hani bayrokun mu var filan diye diyenler de oldu. Hani ben tek bir cemaat üyeyim, Ermeni cemaati üyeyim. Daha arkadaşlar darbe olacağını bilmek için bayroka filan ihtiyaç yok. Toparlayalım lütfen. Darbe olacağını bilmek için Türkiye siyasi tarihine bakmak yeterlidir. Çünkü devletin tekçi anlayışını tahkim etmek isteyenler provokasyonlar yaparlar. Ne yaparlar biliyor musunuz? Gaziantep'te bir bomba patlattırırlar, buna yol verirler, 56 çocuğumuzu parçalattırırlar. Aynı gün ne ekmese ordu sınırda hazırdır ve orduyu Celalpus'a sokarlar. Bu provokasyonları yaparlar, bunu yaparlar. Ve bugün bizim askerlerimiz orada hayatlarını kaybediyorlar. Bu provokasyonu yaparlar. Ankara'da bomba patlamasına yol verirler.
Ceylanpınar'da iki polisimizi öldürürler ve onlar eş zamanlı olarak Davutoğlu'na istihbarat verirler, uçakları kaldırtırlar ve savaşı başlattırırlar bu statik ucudur. Maalesef biz bu girdaba düştük. Kısadan söyleyeyim. Onlarca bombalama ve insanımızın hayatı kaybetmesi ve umudunu kaybetmesiyle karşı karşıya kaldık. Ve nihayetinde vardığımız yer arkadaşlar bir darbe oldu. Darbede, darbe gecesi hep beraber mücadele verdik. Ve ertesi sabah, o geceden itibaren bütün hükümet yetkilerini aradık. Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştık. Pek çok bakanla görüştük. Dedik ki, gelin bu darbeden bir ders çıkaralım. Çünkü bu darbe bizi kutuplaştırdığı için, birbirimize düşürdüğü için başarılı oldu. Birilerine hain diye parmak sallanıldığı için başarılı oldu. Gelin el birliğiyle bu girdaptan çıkabiliriz dedik. Dört parti birlikte oturalım, konuşalım dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu çağrıyı ilk Selahattin Demirtaş eş genel başkanımız yaptı. O gecenin sabahında. Ama ne hikmetse statiko bunu istemiyordu. Bir yeni kapı ruhu ortaya kondu. Yeni kapı ruhundaki vatandaşlarımızı tenzih ederim oradaki milyonları. Ama oradaki sahnedeki ruh milliyetçi, tekçi bir ruhtu. Bizim önerimiz ise çoğulcu bir anlayışla bu girdaptan çıkabiliriz arkadaşlar önerisiydi. Sayın Paylan toparlar mısınız? Bitiriyorum efendim, az kaldı. Değerli arkadaşlar, bugün geldiğimizde Sayın Mehmet Parsak açıklamasında bunu söyledi. Bu sunumunda 21 maddelik anayasa önergesinde dedi ki bu Türk'ün anayasasıdır dedi. Bakın Cumhuriyet'in kuruluşunda da böyle söylenmişti. Burası Türk'ün devletidir. Ve Türk olmayanların tek yapabileceği bir şey vardır. Hizmet etmek, biat etmek veya köle köle olmak. Türk'ün anayasası dediğiniz anda buna karşı bakın bir millet tanımı var. Sayın Cumhurbaşkanı da hep söylüyor. Millet, millet diyor. Bu millet bakın, bu millet, bu millet, bu millet Mahmut Esat Bozkurt. Bu millet, bu millet diye bir tanım ortaya koyuyor. Bakın millet tanımında birileri kendini içinde hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanı millet deyince, tek millet deyince birileri içinde hissediyor. Birileri de ben mesela dışında hissediyorum. Tek millet deyince. Çünkü Türk'ün anayasası dendiğinde ben dışında hissediyorum. Bitiriyorum efendim. Bitiriyorum, toparlıyorum. Bu millet tanımını daha çoğulcu bir anlayışa taşımamız ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Ama dışında hissedenlerin iki yolu var bakın. Cumhuriyet tarihi boyunca da Osmanlı tarihi boyunca da böyle olmuş. İki yolu var. Bu istibdadı siz kurabilirsiniz. Türk'ün anayasası diyebilirsiniz. Baskıcı bir rejim kurabilirsiniz. Basını susturabilirsiniz. Parlamentoyu etkisiz hale getirebilirsiniz. Yargıyı etki altına alabilirsiniz. İstibdat kurulur. Ama dışında hissedenlerin iki yolu var. Ya sessizliğe bürünecekler ya da isyan edecekler. İkisi de kötüdür. Sessizliğe bürünmek kişiliği parçalar. Bazı kimliklerden kişiler oraya yakın durmaya çalışırlar, ona biat etmeye çalışırlar, yaranmaya çalışırlar. Daha çok yaranmak zorundadırlar o kimliktekiler, o kimliğin dışında olanlar. Bazıları da isyan ederler ya da sessizliğe bürünürler. İkisi de kimliği ve kişiliği ve toplumu sakatlar arkadaşlar. Gelin buna izin vermeyelim. Birilerinin kazanmış, birilerinin kaybetmiş hissedeceği bir sonuca yol açmayalım. Bakın referandum sonucu aşağı yukarı belli. Evet ve hayır 40 ile 60 arasında oynayacak. Ben hayır çıkacağına eminim referanduma giderse. Ama evetin belki 50.01 ile çıkması durumunda 40 payı çıkarsa geri kalan %50 o millet tanımının içinde olmayacak. Ya sessizliğe bürünecek ya da isyan edecek. İnkar ve isyan sarmalından çıkmamız gerekir arkadaşlar. Hepimizin içinde hissedeceği, hepimizin az veya çok, ben tam olarak hissetmek durumunda değilim ama az veya çok içinde hissedeceğim, kendimi güvende hissedebileceğim bir hukuk devleti istiyorum. Bir de meclis istiyorum temsilcilerimi bulabileceğim. Budur hayalimiz, budur özlemimiz. Gelin hep beraber bunu yapalım arkadaşlar. Birilerimiz kaybetmiş, birilerimiz kazanmış, bu hiçbirimizin hayrına değil. Ve bu iklim arkadaşlar bakın, burada yaratılan iklim, birbirimize hedef gösteriyoruz. Az önce bir Bursa vekilimiz, diğer Bursa vekilimiz hedef gösterdi. Sayın Paylan, lütfen toparlayın. Son cümle efendim. Arkadaşlar bu iklim hepimizi yakar. Geçmişte defalarca yaktı. Tek adama irade vermek belli kesimleri dışında hissettirir. Ve bu iklim birbirimize hedef gösterme, birbirimizi dışarıda hissettirme iklimi hepimizi yakar. Gelin bu yoldan behemayal dönelim diyorum arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim Sayın Paylaz. Başkan. Özel'in kısa bir konuşma talebi var. 33. 36. Sayın Başkan, Sayın Paylan'ı konuşmasını dikkatle dinledim. Konuşmasının katıldığımız usumları, kısımları var. Katılmadığımız eleştiriye muhtaç kısımları var. Ama şiddetle reddedilecek kısımları da var. Çok teknik detaya girmeden ve buradaki gündemden çok sapmadan şunu söyleyeyim. Biraz önce Sayın Komisyon Sözcümüz de ifade etmişti. Tarihten husumet çıkarmamak lazım diye. Bugün burada tarihten husumet çıkaracak ve tarihten ders alınıp doğruları yapmayı konuşacağımız, hep söylüyoruz ya, geriye bakıp ileriye doğru geleceği kucaklayacak bir metnin olması gereken anayasa görüşmelerinde tarihten husumet çıkarmak, tarihteki bazı olayları çok farklı bir dille burada dile getirmek, geçmişteki yöneticileri ve doğrudan Cumhuriyet tarihini hem töhmet altında bırakacak hem de bizleri son derece rahatsız edecek bir dili doğru bulmadığımızı kabul etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem dış politika konusunda son derece deneyimli kadrolarının tezi Türkiye'nin tezi haline dönüşmüştü. Ve bu tez tarihin siyasiler tarafından ele alınıp araçsallaştırılması yerine tarihin tarihçiler tarafından özgürce ve bilimsel olarak araştırılıp bu konuda siyasilerin bu araçsallaştırılan tarih üzerinden kapanması ümit edilen yaraları siyasete alet ederek deşmemeleriydi. Bu tek taraflı bir söz ve söylem değildir. Bugün tarihin bir kısmında Cumhuriyet'ten önce ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili ne konuşulacaksa eğer tarihçilerin araştırması, biz Dersim olayları konusunda da Ermeni meselesi konusunda da meclise verilmiş tüm önergelerde meclis araştırma komisyonlarının kurulmasını hep destekledik. Bu konuda çekindiğimiz, utandığımız, sıkıntı duyduğumuz hiçbir şey yok. Ama bir anayasa konuşurken kullanılacak olan dilin hepimizin ortak tarihi olan hatalarıyla ve sevaplarıyla ama hepimiz için övünçlerle dolu bir dönemi şeytanlaştıracak bir dilden de uzak durulması gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmek isterim. Sayın Özel, teşekkür ediyorum. Sayın Bostancı'nın bir söz talebi var. Önce Sayın Bostancı 24 numara mıydı? 24. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Paylar'ın tarihe ilişkin değerlendirmeleri son derece şematik, klişe, kışkırtıcı ve esasen tarihsel araştırmaların makul bir şekilde olması gereken, hakikate ulaşmak için daha dingin bir tarzda sürmesi gereken yaklaşımından da uzak görüyorum. Esasen bu bir tür, beni bağışlasın, militan tarihçiliktir. Sayın Paylar'ın anlattığı o şematik tarihin karşısına başka tür bir militan tarihçilik koymak mümkündür. Bizim derdimiz tarihte elbette nelerin olup bittiğini anlamaya çalışmak. Ama unutmayalım, tarih biraz alacakaranlık bir alandır. Atalarımızın hakkaniyetli ve adil olmasına ilişkin, ne ölçüde adil olduklarına ilişkin tartışmalar yaparken kendimiz onlardan beklediğimiz hakkaniyeti ve adaleti bugün göstermeliyiz. Bunu göstermezsek geçmişten de böyle bir beklentimiz olmamalı. Bu çok doğru bir tutum olmaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökme döneminde neler yaşandığına ilişkin burada herkesin söyleyeceği sözler var. Ama emin olun, savaşın, acıların, trajedinin yaşandığı bir dönemde bugüne intikal eden yaralar varsa, bugün bize düşen görev, herkesin yarasını kapatacak bir dille geleceğe kurmaya çalışmaktır.
Cumhuriyet dönemini değerlendirirken de 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyet projesi evet bir ulus devlet projesidir. Ama bu ulus devlet ırkçılığı esas alan, Türk'ün dışında kalanların biat edeceği yahut da hizmet edeceği bir anlayış ekseninde asla şekillenmedi. Buna ilişkin kimilerinin beyanları olabilir. Ama Cumhuriyet projesi halkın, bu ülkede yaşayan insanların birer fail olarak siyasete katılabildikleri, iktidar ilişkilerinde yer aldıkları ve bu çerçevede müzakereleri yaptıkları bir proje olarak gelişti, olgunlaştı. Hepimizin katkılarıyla da böyle bir mecrada yürüyor. Emin olun, geçmişe ilişkin haksızlık, geleceğe ilişkin bir adaletsizlik olarak karşımıza dikilir Sayın Paylar. Benim sizi anlamaya çalışmam kadar ben derken, farklı konumlarımız olabilir, siyasal pozisyonlarımız olabilir. Sizin de aynı şekilde başkalarını anlama çabanız, dilinize sirayet etmeli. Kişisel, mahrem dünyanızdaki anlama çabanızı kastetmiyorum. Dilinize intikal eden ve başkalarının da böyle bir çabanın şahidi oldukları böylelikle bir dille bugünü, geçmişi konuşmak emin olun gelecek adına hepimiz için daha uygun olur. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Sayın Paylak, siz görüşlerinizi açıkladınız. Sizin görüşleriniz doğrultusunda, kendi görüşlerinizi açıkladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti grubu yetkilileri de sizin görüşleriniz doğrultusunda kendi cevaplarını verdiler. Her ikisi de kayda geçti. Sayın Orhan Kırcalı, Sayın Orhan Kırcalı sabahtan beri bekliyor ve diyor ki ben AK Partili olduğum için mi beni bekletiyorsun, arkaya atıyorsun diyor. Söz sırası. Evet. Orhan Bey'den bir iki dakika müsaade alıyoruz. Değerli arkadaşlar bir saniye. Değerli arkadaşlar bu divanı biz yönetiyoruz. Sayın Paylan'a kısa bir açıklama için Sayın Paylan'a kaç numaraydı? Değerli arkadaşlar böyle karşılıklı bir konuşma yöntemi yok. Sayın Paylan kaç numara? 28. Benim istirhamım lütfen kısa şekilde toparlayın. Açtım buyurun. Sayın Paylan açık değil mi? Açık, tamam. Sayın Başkan teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Özel, ben husumet çıkarmaktan bahsetmedim, ders çıkarmak istedim. Hep ders çıkaralım dedim. Geçmişe bakalım, ön yargısız olarak hiçbir tabu olmadan. Geçmişte pek çok elbette dönem var. Kimimizin kendini yakın hissettiği, kiminin uzak hissettiği dönemler var ama her dönemden ders çıkarabiliriz. Burada da asla kışkırtıcı ve militan bir tarihçilik yapmadım Sayın Bostancı. Yapmadım. Yalnızca ders çıkarma çağrısı yaptım ve şunu söyleyeyim. Hep mağdur olmuş bir kimliğin tarafından yaptım. Bakın sizler bazı dönemde güçlü hissettiniz, siz ve siz. Bazı dönemde mağdur hissettiniz. 28 Şubat döneminde siz mağdurdunuz, şimdi Sayın Özel kendini mağdur hissediyor. Onun kimliğinde, onun siyasi çizgisinde olan bazı dönemler kendini güçlü hissettiler. Ben hep kendimi mağdur hissettim. Ve hep eşit olmaya çalıştım. Ve bu öneriyi sundum. Burada da bu öneriyi sunuyorum. Ama siz, fakat siz her anlamda bir eşitlik öneriyorum. Şimdi gücü ele geçirenin diğerine başkalarının anlamasını beklemesi sizin cümlenizde. Yani siz şimdi gücü elinizde ve başkaları beni anlasın diyorsunuz. Tam tersine o empatiyi attan düşenler bilecek. O düşenler diyecek ki bak ben böyle gadre uğruyordum bu devlet tarafından. Şimdi acaba diğerlerini gadre uğratıyor muyum diyecek. Bunu demediğiniz sürece tarihimizden ders çıkarmayız. Ve aynı hataları yapmaya devam ederiz. Einstein'ın lafıdır. Aynı şeyleri yaparsanız aynı sonuçları alırsınız. Aynı hataları geçmişte defalarca rövanşist hareketler yaptı arkadaşlar. Birisi gücü eline geçirdi, diğerine karşı rövanş olarak kullandı. Diğeri tekrar gücü eline geçirdi. Bakın bu böyle giderse tekrar başka bir güç ama 3 ay, ama 3 yıl, ama 13 yıl sonra gücü eline geçirecek. Ve bugün gadre uğratanları gadre uğratacak. Bakın gelin hiçbir hepimizin kazanacağı, hiçbirimizin kaybetmeyeceği bir düzen kuralım. Ve birbirimize sarılalım bakın.
gidip de Rus'a sarılmayalım. Amerikalılar sarılmayalım. Sayın Paynan, birbirimize sarılalım. Birbirimize sarılacak bir düzen kurmazsak daha çok Sayın çok Paynan. Dertler çekeceğiz arkadaşlar. Sayın, evet, değerli arkadaşlar, konuşma sırası Sayın Orhan Kırcalı da lütfen. Değerli arkadaşlar, saygıyla selamlıyorum. Sayın Paylan, şunu ben size söylemek istiyorum. Şunu çok iyi bilin ki bu anayasa değişikliğiyle birlikte bu millet kazanacaktır. Bu ülke kazanacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu işi de burada kapatmak istiyorum fazla uzatmadan. Çok değerli milletvekilleri, anayasalar istikrar belgeleridir. Fakat anayasaların istikrar belgeleri olması onların ila nihayet değişmeyeceği anlamına da gelmez. Tarihsel ve toplumsal koşulların değişmesine bağlı olarak onlar da değişirler. Değişiklik yapılması zaman zaman da kaçınılmaz olmuştur. 1982 Anayasası da daha yapıldığı ilk günden bu yana değiştirilmesi istenen bir anayasadır. Bu anayasa akademisyenler, uygulamacılar, siyasi partiler, devletler, sendikalar, basın yayın organları tarafından da şiddetle eleştirilmiştir ve hala eleştirilmeye de devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasası hükümet modeli olarak parlamenter sistemi, parlamenter modeli öngörmesine karşın bu modelle bağdaşmayacak derecede Cumhurbaşkanı'na geniş görev ve yetkiler vermiş. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'nı yürütme erki içerisinde görev ve yetkili kılmıştır. 1982 Anayasası'nın 8. maddesine göre yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır diyerek iki başlı bir yürütme öngörülmüştür. Buna karşın anayasa Cumhurbaşkanı'nın sorumsuz olduğunu da öngörmüştür. Parlamenter sistemde ise Cumhurbaşkanlığı ülkenin ve milletin bütünlüğünü temsil eden sembolik ve temsili yetkilerin dışında bir yetkiye sahip olmayan sorumsuz bir makamdır. İç ve dış siyasetin temel belirleyicisi ise parlamentoya karşı sorumlu olan hükümet ve onun başındaki başbakandır. 1982 Anayasası'nı yapan askeri yönetimin zihnindeki devlet başkanlığı makamı parlamenter sistemde olması gereken sembolik konumun çok ötesinde seçilmiş devlet organları üzerinde güçlü bir vesayet rolü oynayacak partiler üstü bir makamdır. Bu makamın da gelecekte siyaset kökenli bir şahıs tarafından değil, tercihen eski bir asker veya silahlı kuvvetlerin güven ve onayına sahip bir sivil tarafından doldurulacağı hesaplanmıştı. Bu hesap nedeniyle 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'na parlamenter sistemle bağdaşmayacak genişlikte yetkiler vermiş. Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın yasama, yürütme ve yargı alanına ilişkin yetkilerini ayrıntılı bir şekilde sayma ihtiyacı hissetmiştir. 1982 Anayasası öncesinde de sonrasında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri siyasi tarihimizde krizlerle, muhtıralarla, darbelerle, bildirilerle anılmaktadır. Çünkü seçilmişlerin üzerinde vesayet rolü oynayacak aday üzerinde uzlaşılmadığında Cumhurbaşkanı adayları tehditlerle adaylıktan uzaklaştırılmıştır. Meclisin Cumhurbaşkanı seçememesi için gerekli her türlü manevralar yapılmıştır. Hukuk skandallarıyla seçimler engellenmeye çalışılmış, siyasi kurumu Cumhurbaşkanı'nı seçemiyor gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri darbelerin gerekçesi yapılmıştır. 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimi öncesinde de Çankaya üzerinden vesayet kurmaya alışık çevreleri yine bir telaş sarmış, tehlikenin farkında mısınız sloganlarıyla yapılan mitingler, 27 Nisan bildirisi, 367 şartının dikkate dikte edilmesi karşısında dik duran AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kriz olmaktan çıkartılması için anayasa değişikliği yolunu açarak Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütmenin başı konumunda olan Cumhurbaşkanı ve yasama organı genel seçimlerle belirlenmektedir.
Yasama ve yürütme erkleri arasında oluşabilecek çekişmelerin çözümünün aracı da seçimdir. Demokrasi ve cumhuriyetin en bariz özelliği yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması, yani hepimizin mutabık olduğu kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Yürütmenin, yasamanın içinden çıktığı parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı zayıftır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento daha güçlüdür. Parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icraya görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçeyle sınırlı olarak halka hizmet eden, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin mantıki hiçbir izahı yoktur. Önerilen sistemde kanun koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek elindedir. Meclis uygun ve gerekli gördüğü takdirde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen alan veya konuda çıkaracağı kanunla düzenleme yapabilecektir. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelmektedir. Özetle düzenleyici norm koyma üstünlüğü meclisin tek elindedir. Toparlıyorum, bitiriyorum hemen. Milletimiz 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Emuhtıra ve Anayasa Mahkemesi'nin 367 olarak nitelenen garabet kararına karşı yapılan anayasa değişikliğini 2007 referandumunda %68,95 evet oyu ile onaylamıştır. Cumhurbaşkanının doğrudan millet tarafından seçilmesine ilişkin düzenleme bir taraftan vesayetçilerin müdahale zeminini ortadan kaldırmış, öte yandan hükümet modelini başkanlık modeli yönünde tahkim etmiştir. Sayın Başbakanımızın deyişiyle zoru hemen yaparız, imkansız ise biraz zaman alır. Bu anayasa değişikliği de yüce milletimizin takdirine sunulacaktır. Ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Sayın Kırcalı, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, söz sırası Sayın Meral Danış Beştaş'tan. Evet.